Arkadaşlar dersimize başlıyoruz. Bugün entropi konusunu işleyeceğiz. Tabii konuyu işlemeden önce yine geçmişteki önemli bilgileri tekrar etmekte yarar var. Kısa bir tekrarla hem geçmişteki bilgileri ele alalım hem de yeni bilgileri ele alalım. Şimdi bir çevrim sırasında sisteme transfer edilen ısının tamamı işe çevrilemez diyebiliriz. Hem bu deneylerle karşımıza çıkmış, deneylerle ispatlanmış hem de termodinamiğin önemli bir kuralı. Bir çevrim sırasında sisteme transfer edilen ısının tamamı işe çevrilemez. Neden? Q çıkan olduğu için, bunu geçen derste söyledik. Ve Kelvin-Planck ifadesi olsun, Clausius ifadesi olsun bize birçok durumu termodinamiğin ikinci yasası kapsamında belirtiyor. Isının işe çevrilmesi ısı makinalarıyla olur demiştik geçen ders ve Q çıkan olduğu için ısının tamamı işe çevrilemiyor. Q çıkan olmazsa da olmuyor. Bunun ispatını da yapacağız bu derste. Bu çerçevede sistemleri modelliyoruz. Arkadaşlar çevrim artı ısının işe çevrilmesi ısı makinalarıyla oluyordu. Bunu geçen ders gördük. Çevrim artı ısıtma veya soğutma ısı pompalarıyla oluyordu. Veya soğutma makinalarıyla oluyordu. Esasında soğutma makinaları da bir ısı pompası, ısı pompaları da bir soğutma makinesi gibi. Çünkü birbirinin tersi olarak çalışıyor. Başka önemli nokta, sisteme transfer edilen işin tamamı ısıya çevrilebilir. Bak bu tersi mümkün. Elektrik işi elektrikli direnç ile ısıya çevrilir. Tamamen çevriliyor. Demek ki biz ısıyı işe çevirmekte zorlanıyoruz ama işin tamamı ısıya çevrilebiliyor. Arkadaşlar, İş ısıya çevrilince tersimezlik geçiriyor. Maalesef bu yüzden sistem verimleri düşüyor. Ve ısı tekrar tamamen işe çevrilememektedir. Bir daha söyleyelim. İş ısıya çevrilince tersimezlik geçirmekte ve ısı tekrar tamamen işe çevrilememektedir. Isının işe çevrilebilirliğinin ölçüsü entropi veya entropi üretimidir diyebiliriz. Arkadaşlar iş ısıya çevrilince tersimezlik geçiriyor. Burası önemli. Ve ısı tekrar tamamen işe çevrilemiyor. Ve bu çerçevede ısının işe çevrilebilirliğinin ölçüsü entropi veya tam manasıyla entropi üretimidir. Entropi üretimi tersimezlik varsa vardır. Bu gerçek bir durum arkadaşlar. Entropi üretmeyen hiçbir sistem çalışmaz. Gerçekte çalışmaz. Biz hem entropi üretimini istemiyoruz hem entropi üretimi olmazsa o sistemin çalışmayacağını biliyoruz. O zaman mühendis olarak entropi üretimini minimuma indirmek için neler yapılabilir? Biz optimizasyon ve optimum tasarım altında neler yapabiliriz? Mühendis olarak bizim görevimiz bu. Entropiyi biz büyük S ile veya küçük S ile göstereceğiz. Termodinamik bir özellik bu sonuçta. Birimi Joule bölü Kelvin veya Joule bölü kilogram Kelvin. Tabii watt biriminde çalışıyorsak üzerine nokta koyup watt bölü kelvin veya watt bölü kilogram kelvin olarak ele alacağız. Entropi bizim için önemli, mühendislik açısından önemli. Hem termodinamiğin birinci yasasını hem termodinamiğin ikinci yasasını iyi bilmek durumundayız. O zaman entropi üretimiyle devam edelim. Arkadaşlar yine ısı makinesini ele alalım. Biliyorsunuz ısı enerji kaynağı TH sıcaklığında ise bu sabit bir sıcaklıktı. Buradan aldığımız QH ısısını ısı makinesine veriyoruz ve V net işini elde ediyoruz. Tabii ısının kullanamadığımız bölümü QL olarak ısı enerji kuyusuna atılıyor. Isı enerji kuyusunda sıcaklığın değişmediğini kabul ediyoruz. Isı makinesi için çevrim sırasında arkadaşlar TH, QH ve TL, QL arasında çalışıyoruz. Genel olarak sıcaklığı T ve ısıyı Q ile gösterirsek, şimdi bir diferansiyel formda tabii göstereceğiz. Bozuk D ile delta Q ile göstereceğiz. Çünkü ısı yola bağlı olduğu için DQ diyemiyoruz, delta Q diyeceğiz. Clausius'un yaptığı çeşitli arkadaşlar yaklaşımlar altında bir Clausius eşitsizliği tanımlanmış. Burası bozuk D olacak, sonuçta böyle de yazabiliriz. DQ bölü T. Çevrim boyunca integrali dq bölü t'nin şu ortadaki yuvarlak çevrim demek dq bölü t'nin çevrim boyunca integralini her zaman sıfırdan küçük bulmuş. İdeal durumda sıfıra eşit bulmuş. Termodinamiğin ikinci kanunu bu çerçevede ele alınabilir.
Clausius tarafından yapılan çalışmalarda bu integral elde edilmiş. Yani şuradaki örneğin QH ısısının THE oranı, integral ne demek? Toplam demek. Oranı artı QL ısısının TL oranı her zaman küçüktür. Sıfır çıkmış. İdeal durumda eşittir sıfır çıkmış. Bu çerçevede Clausius entropiyi tanımlamış. Adım adım gidelim. Çevrim boyunca ısının sıcaklığa göre değişimlerin integrali sıfır veya sıfırdan küçük olur demişim. Ve entropi üretimini biz, ona S üretim diyelim, bunu ayrıntılı olarak ele alacağız. Bu integralle gösteririz. Yukarıdaki integralden farkı ne? Burada bir eşitsizlik var. Küçük eşit sıfır diyorduk. Biz bunun başına bir eksi işareti koyarak sınırını da TH ile L arasında değiştirerek S üretim olarak tanımlayabiliriz. Clausius tarafından yapılan çalışmalar sonucu. İşte yukarıda söylemeye çalıştım. İntegralin sınırını TH ile TL alırsak başına bir eksi koyuyoruz. Çünkü üretim, entropi üretimi hiçbir zaman negatif olamaz. Buradan pozitif çıkacak. O zaman biraz önce de söyledik. QL bölü TL eksi QH bölü TH sonucu başında da eksi var. Pozitif çıkacak. Her zaman sistemler pozitif olarak entropi üretecek. Tabii bu sınırı TH ile TL arasında aldığımız için ve integral tanımı gereği araya eksi işareti geldi. Bu entropi üretimi üzerine ayrıntılı konuşacağız arkadaşlar. Eşitliğini bu şekilde yazalım. Entropi üretiminin eşitliği budur. T sıcaklığı TH veya T sıcaklığı TL için arkadaşlar yukarıdaki şu eşitlik sonucu da bu. Entropi üretimi sıfır ise çevrim tersinirdir. Bunu geçen derste de konuştuk. Tersinir sistemleri idealdir. Yani ideal sistemlerde üretim olmaması gerekiyor. Bu kağıt üstünde teorik ideal durum. Gerçekte karşılaşmayız. Üretim her zaman entropi üretimi sıfırdan büyüktür ve çevrim tersinmezdir. Yani gerçektir. Bunun yanında üretim küçük sıfır olmaz olamaz. Bu şekilde bir sonuç bulursanız ileride problem de yapacağız bu ders kapsamında. O problemlere dikkat etmezsek arkadaşlar S üretimin küçük sıfır bulabiliyoruz. Ama böyle bulduğumuz an kesinlikle bir yerde yanlış yapıyoruz. Evet, kısaca bu şekilde giriş yaptıktan sonra şöyle devam edelim. Enerji dengesinde siz biliyorsunuz E giren eksi E çıkan eşittir delta sistem enerji dengesi eşitliği. Delta sistemi sıfır alabiliyorduk. Çevrim geçiren sistem için sürekli akışta ve çevrim geçiren sistemde burası sıfır. Bu sefer entropiye bakalım. Çevrimlerde delta S sistem karşımıza çıkacak. Hal değişimlerinde de çıkacak sonuç olarak. Ama çevrimlerde yine delta S sistem sıfır olacak. Tabii ki birimi jül bölü kelvin olmak üzere. Entropi değişimi sistem için sıfır olur. Bunu başlangıçta söyleyelim. Çevrim geçiren sistemler için. Bunun yanında gerçek çevrimlerde entropi üretimi her zaman sıfırdan büyüktür. Bunu biraz önce de konuştuk. Biz mühendis olarak biliyoruz ki gerçek çevrimlerde, gerçek hal değişimlerinde entropi üretimi sıfırdan büyük olmazsa o sistem çalışmaz. İşte mucitler bunu bilmedikleri için bazı bulduğu sandığı makinelerde entropi üretimi sıfır veya sıfırdan küçük çıkıyor. O sistemin çalışmayacağı ortaya konuluyor. Bugüne kadar entropi üretimi sıfırdan küçük olan bir sistem çalıştırılamadı. Evet, dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar, T sistem sınırının sıcaklığı olsun. Şimdi sistemi güzelce öğrendik zaten. Sistem sınırı nedir onu da öğrendik. Sistem sınırının belli bir sıcaklığı olacak. Bu sabit de olabilir. Değişken de olabilir. Şimdilik T sistem sınırının sabit sıcaklığı olsun. Arkadaşlar S üretim sıfır ise çevrim iç tersinirdir. Bak T'yi biz sabit sıcaklık olarak alalım. Sistem sınırının sıcaklığı olsun. Üretimi teorik olarak entropi üretimini sıfır bulursak çevrim iç tersinirdir diyoruz. Neden? İç ve dış tersinir olayları var. Şimdi sistemi ele aldığımızda. Sistemin bir de çevresi var. Sistemin çevresi için dış ifadesini kullanacağız.
Bunlar önemli ifadeler. Fazla ayrıntıya girmeden anlatmaya çalışacağım. Sistem için iç ifadesini kullanırsak çevrim iç tersinir. Entropi üretimi büyük sıfır ise çevrim tersinmez. İç tersinmez. Kısaca tersinmez diyebiliriz ama biz bileceğiz. Sistem üzerine konuşuyorsak iç tersinmez, iç tersinir. Tabii ki seyretim küçük sıfır olamaz. Seçilen sıcaklığa bağlı olarak entropi üretimi çevrimdeki tersinmezliklerin V veya iç tersinmezliklerin içten tersinmezliğin bir ölçüsüdür arkadaşlar. Biz termodinamikte dersimizi işlerken kısaca tersinir tersinmez diyeceğiz. Ama siz bileceksiniz ki sistemden bahsediyorsak, sistem sınırının içinden bahsediyorsak iç tersinmezlikten veya içten tersinmezlikten veya iç tersinirlikten bahsediyoruz demektir. Neden bunlar önemli? Adım adım gidiyoruz. Bu derste ileride yine karşımıza çıkacak. Arkadaşlar biz bugüne kadar çok önemli konuları işledik. Entropi bunun son konusu. Termodinamik 1 için kapalı sistemleri, açık sistemleri, çevrim geçiren sistemleri, hal değiştiren sistemleri ele aldık. Her türlü sistemde yine entropiyi ele alacağız. O zaman kapalı sistemlerle başlayalım. Kapalı sistemlerde delta E sistem biliyorsunuz sıfırdan farklı. Delta E sistem sıfırdan farklıysa delta S sistem yani entropi sistemindeki entropi değişimi bu. Buna ayrıntılı biraz sonra işleyeceğiz. O da sıfırdan farklı olur kapalı sistemlerde. Entropi S ile büyük S ile veya küçük S ile göstereceğiz. Özgül entropi küçük S. Termodinamik bir özellik. Yani bazı sıvılar için tablolardan bu S değerleri okunabiliyor. Okunamazsa ne yapabiliriz onu da göreceğiz. Örneğin hal 1 entropi özelliği S1 olsun. Hal 2 S2 olsun. Entropi değişimini biz o sistem için, bakın altında sistem kelimesi var. O sistem için entropi değişimi M çarpı küçük S'lerin farkı kadar olacak. Bu S1, S2'yi tablolardan okuyorsak alacağız. Okuyamıyorsak ne tür yaklaşım yapabiliriz onu da ele alacağız. Evet, şimdilik sistemden bahsediyoruz ve çevrim geçiren sistemlerde delta S sıfır ama kapalı sistemlerde delta S M çarpı S2 eksi S1 olarak ele alınabilecek. Sistemdeki entropi değişimi ısıtmada pozitif, soğutmada negatif olabilir. Bakın arkadaşlar entropi üretimi negatif olamaz dedik. O ayrı bir şey. Entropi üretimi ayrı. Bu sistemdeki entropi değişimi ısıtmada pozitif, soğutmada negatif olacak. Yani ben entropi sistem için entropi değişimi negatif buldum, yanlış mı yapıyorum? Değil. Entropi üretimini negatif bulamazsın. Evet, delta S'yi biz M çarpı S2 eksi S1 olarak yazdık. Bu sonuç nereden çıkıyor? Arkadaşlar esasında bu integralin çözümünden çıkıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Delta Q bölü T'nin değişimini örneğin su için delta Q bölü T küçük S ise bunun sayısal değeri su için örneğin tablolarda var. Onlar bizim için hesaplanmış. Ama her zaman tablolarda bulamayacağız. O zaman diferansiyel formda biz entropi değişimini şuradaki delta S entropi değişimi diferansiyel olarak yazarsak DS. Bunu DQ bölü T olarak yazabiliriz. Biz bugüne kadar hep ideal durumlara çalıştık. Tabii ki bu da iç tersinir olacak. Sistem için konuşuyorsak başında iç kelimesi var. Sadece buraya tersinir yazsak dahi bu DS sistem ise bunun iç tersinir olduğunu biliyoruz. Buradaki T sistem sınırının sıcaklığı. Bu sabit olabilir, değişken olabilir. Nasıl yaklaşacağız? Bakacağız. Ama sistem için entropi değişimi dQ bölü T'dir. Diferansiyel formda bunu şu şekilde de açabiliriz. Eğer bu seviyeler elde edilebiliyorsa. İdeal durumda, tersinir durumda arkadaşlar işte bu ds olarak yazıyorsak bunu integralini alacağız. S1 ile S2 arası zaten o S2 eksi S1 olacak. İçerisinin de integralini artık hani burada sonucunu yazmadık. Sonuçta bu içerisinin durumuna bağlı T değişken mi, Q T'nin fonksiyonu mu, sabit mi ona göre bu integrali almamız gerekecek. Bunlara adım adım bakacağız. Ama saf maddelerle çalışıyorsak genellikle su, soğutucu, akışkan gibi bilinen akışkanlarla çalışıyorsak saf madde olarak delta S sistemi biz M çarpı delta küçükse veya M
S2-S1 olarak bu kütle tabii ki yazabiliriz. O zaman birimi Joule bölü Kelvin. Bunların adı da özgül entropi. Bazı sıvılar için tablolardan okunur demişiz. Bu özgül entropiler. Okunamıyorsa ne yapabiliriz? Tabii ki yaklaşım var. Saf maddeler için devam edelim arkadaşlar. Doymuş sıvı noktası için tabii ki SF olacak. Bak geçmişte VF veya UF dedik, HF dedik. Entropi için de SF olacak. Doymuş buhar noktası için SG, yani ıslak buhar bölgesinin bunlar başlangıç veya bitiş noktaları DS ile DB. Ama ıslak buhar bölgesi için S, SF artı X, SFG'ye eşit olacak. Aynı şeyleri burada da yapacağız ıslak buhar bölgesi için. Bunlar bir hatırlatma. Kızgın buhar bölgesi için küçükse basınç ve sıcaklık değerlerine bağlı olarak tablodan okunacak. Varsa tablosu tabii ki, yoksa ne yapabiliriz bakacağız. Sıkıştırma sıvı bölgeleri için S yaklaşık SF alınacak sıcaklık değeri için. Her zaman bu yaklaşımı yaptığımızda sıkıştırma sıvıda sıcaklığa göre SF değerini alıyoruz. Ama S basınç 5 megapascal ve 5 megapascal'dan büyük ise basınç ve sıcaklık değeri için ilgili tablodan alınacak. Su için bu tablo elimizde var. Evet. Sıcaklığı 50 derece santigrat olan 1 kilogram doymuş sıvı su x eşittir 0.5 olana kadar sabit basınçta iç tersine olarak ısıtılıyor. Q giren ve delta S nedir ona bakalım. Önce soruya bakalım arkadaşlar. Doymuş sıvı noktası verilmiş. Güzel. Bu doymuş sıvı noktası ne demek? Bu doymuş sıvı noktasında basınç doyma basıncı, sıcaklık doyma sıcaklığı ve ikisi de sabit. X eşittir 0.5'e kadar gidiyor. Ne demek? Islak buhar bölgesi içindeyiz. Doymuş sıvı noktasından başlıyoruz. Kuruluk derecesi 0.5 olana kadar gidiyoruz. O zaman ne dedik biz? Yine sıcaklık sabit, basınç sabit. Islak buhar bölgesinde. Bunlar önemli. Biraz sonra kullanacağız. İç tersine zaten bugüne kadar hep iç tersine çalıştık. Yani ideal durumları çalıştık. İç tersine olarak ısıtılıyor. Isıtılıyor kelimesi de önemli. Ona göre işlemimizi yapacağız. T1.50 doymuş sıvı noktası kuruluk derecesi yani X2 de diyebiliriz buraya 0.5 Hal2. Tabii ki sabit basınçta gidiyoruz. Arkadaşlar ikinci önemli nokta bu sabit basıncı buraya yazdığımızdan aklımıza piston silindir düzeni gelecek. Ancak o düzeneklerde biz sabit basınçta bir işlem yapabiliyoruz. Tabii ki gerekirse burada da piston silindir düzeninden yararlanacağız. Şimdi sabit basınç sınır işi yapılıyor. Bak burada yararlanmışız zaten. Sabit basıncı gördüğün an piston silindir düzeni aklına gelecek ve sınır işinin orada yapıldığı gizli bir iş olduğu orada görülecek. Yani soru bu kadar olabilir ama sen bu soruda sabit basıncı gördüğün an gerekiyorsa sınır işini hesaplayacağını bileceksin. İş tersineri biz geçmişte sanki dengeli olarak gördük zaten dedim ya her zaman ideal olarak çalıştık. Isıtma sıcaklık artıyor demek. Özgül hacim artar. Tabii ki ısıtma işleminde arkadaşlar piston silindir düzeninde çalıştığımızı anladık sabit basınçta. O zaman özgül hacim artacak. Basınç sabit sonuçta. Bütün bu bilgileri geçmişte çalıştık. O zaman T1 50 derece doymuş sıvı noktasında da çalışıyorsak burayı F indisiyle ele alıyorduk. Bu çerçevede su için 50 derecede P1 tablodan okuruz o P doymaya eşit 12.352 kilopascal. P1'i entalpiyi okuruz. U1'i özgül iç enerjiyi, özgül entalpiyi ve özgül entropiyi 50 derece santigrat için okuruz. Doymuş sıvı noktası için yani F değerine ait. Bu U1, U1F tabii ki. H1, H1F, S1 de S1F'ye eşit olacak. Hal 2'ye gelelim. P2 basıncı değişmeyecek. Başlangıçta bulduk ya P doyma 12.352. O da burada yer alacak. İki tane bağımsız özellik. Burada X2 kuruluk derecesi 0.5 olarak verilmiş. Zaten bu 0.5'ten biliyoruz ki biz ıslak buhar bölgesindeyiz. X verildiği için. Islak buhar bölgesindeysek arkadaşlar bu basınç için H2F'yi tablodan okumuşuz. Bunları biraz sonra kullanacağız. S2F'yi ve S2FG'yi, FG'leri okumuşuz.
Sonuçta G'yi de okusan bu ikisinin farkı G ile F'nin farkı FG'dir. Tamam. Hem özgül entalpi hem özgül entropileri okumuşuz. Bunları kullanacağız. Soruyu okudunuz. Burada Q gireni bulacağız ve delta S'yi bulacağız. Her zaman termodinamiğin birinci yasasını kullanacağız zaten. Arkadaşlar birinci önceliğimiz enerji dengesi eşitliği. Giren eksi çıkan eşitliği delta sistem. Şuradan devam edelim. Bu delta sistem iç enerji değişiminden, potansiyel enerji değişiminden ve kinetik enerji değişiminden üçünün toplamından oluşuyor. Kinetik enerji ile potansiyel enerji değişimini ihmal edersek burası kütle çarpı delta küçük u özgül iç enerji olarak yazılabilir. Bakın sistem ısıtılıyor. O zaman E çıkan kesinlikle olacak. Çünkü sabit basınçta sınır işi çıkışı olur. E giren zaten Q giren olmadan V sınır olmaz. Isı girecek ki bir sınır işini yapalım. O zaman toparlarsak Q giren eksi V sınır eşittir M çarpı delta U. Sınır işini çok çalıştık. PdV integrali. Basın sabitse dışarı çıkar. O zaman kütle çarpı basınç çarpı delta küçük V yani özgül hacim cinsinden V sınırı yazarız. Arkadaşlar delta H'yi de şimdi kullanacağız. Delta özgül entalpi. Şimdi Q giren V sınır artı M delta U dedik. Buraya yazarsak sınır P dV veya P delta V. Burası delta U. Şu ikisinin toplamı şurada da var. Entalpi farkı olarak gösterilebiliyordu. Geçmişte de çalıştık. Arkadaşlar Q giren eşittir V sınır artı M çarpı delta U var ise her zaman bu ikisi için M çarpı delta H'yi yazabiliriz. Sadece burada artı var ve bu ikisi için. Q gireni bu şekilde geçmişte de bulmuştuk zaten. İşimiz o zaman Q giren için kolay. Geçmişteki bilgiler kapsamında H1 ve H2 tablolardan okuduk. Kütle verilmemişse 1 kilogram alırız. Soruya tekrar bakayım. 1 kilogram verilmiş zaten. Tamam. Verilmezse de birim kütle için çalışabiliriz. Kütleyi bulamıyorsak birim kütle alabiliriz. 1191 kilojüllük Q giren var. Tamam. H2'yi buraya tekrar yazmış. Yukarıda yapmadık. Sonuçta H2FG elimizde var. X2 de var. Yani H2'yi nereden bulduk diye düşünürseniz şuradaki bütün değerlerin sayısal karşılığı var. H2'yi oradan bulup buraya yerleştirdik. İş tersinir olay arkadaşlar. İdeal olayı göz önüne alıyoruz. Bizim bu problem özel olarak izobarik yani basınç sabit ve izotermal sıcaklık sabit. Neden? Islak buhar bölgesinde hem izotermal hem izobarik işlem vardır. Ve delta S'yi biz S2-S1 olarak yazabiliyoruz. Tamam. Ama bir de ne dedik biz? Bunun integral gösterimi delta Q bölü T'dir. 1 ile 2 hali arasındaki değişim göz önüne alınarak. Bakın şimdi ikisini de göz önüne alarak çözdüm ben. Sistemin entropi değişimi elimizde hangi bilgiler varsa onlardan yararlanarak çözebiliriz. Ama önemli noktalar şu. Delta S büyük S ne demek? Büyük S2 eksi büyük S1. Bu her zaman geçerli. Bunun farkı Q 1 2 bölü T'ye veya Q giren bölü T'ye eşit olabilir. Ama T sabitse. Burada sabit. Islak buhar bölgesinde çalıştığımız için T sabit. Q giren de sabit bir değerde. 1191 kilojül. O zaman integralimizi yani kolaylıkla bu şekle getirebiliyoruz. 1191 kilojül bölü 270.15 artı 50 Kelvin sıcaklık. Bak 3.686 kilojül bölü Kelvin sistemin entropi değişimi çıkmış. Elimizde bilgi var. En önemli bilgi ne? Islak buhar bölgesinde çalıştığımız için sıcaklık sabit, basınç sabit, Q değeri de sabit. O zaman şu integrali basitçe bu şekilde yazıp delta S'yi bulabiliyoruz. Ama istersen su için çalıştığımızdan dolayı S1 ve S2 değerlerini biraz önce tablodan okuduk ya. S2'yi de burada yine hesaplamış. İstersen o tablo değerlerini kullanabilirsin. Su için elimizde var. İşte tablo değerlerini buraya yazmış. Sonuç 3.686 aynı çıkması lazım. Bizim için bu integrali arkadaşlar tablo haline getirmişler su için. Onun için S1 ve S2 değerlerini tablodan okuduğuna
yine aynı sonucu bulacaksın bu özel durum için. Buradaki özel durum ne? Islak buhar bölgesinde çalıştığımız için sıcaklık sabit, basınç sabit, Q/Gren de sonuçta sabit. Tamam. Sorunun devamında ne demişim? İç tersinin işlemde seyir üretim sıfır. Bu bilgi olarak vermiş. Yani sen soruda iç tersinir veya kısaca tersinir diye bir ifade gördüğün an her zaman seyir üretimi sıfır alacaksın. Bu sorulsaydı sana bu sistemin entropi üretimi nedir deseydi sen hesap kitap yapmadan buradan sorunun içinde iç tersinir veya tersinir ifadesini gördüğün an bunu sıfır yazacaksın. Bunlar arkadaşlar çok önemli bilgiler. Bu bilgileri adım adım anlatmaya çalışıyorum. Sonra işler karışacak. Başlangıçta işi bu anlattıklarımı çok iyi bilmeniz gerekiyor. Zor değil entropi. Termodinamik zor değil, entropi zor değil ama dikkat edeceğiniz noktalar var. Çalışmadan da hiçbir şey olmuyor. Diyagramlarla biz çok çalıştık. Bunun yanında TS diyagramıyla hiç çalışmadık ama TS diyagramı da TV diyagramına benzer arkadaşlar. Yine bu kritik nokta içeren hayali eğrimiz, içeride sabit basınç eğrimiz var bak. Benziyor. Sadece yatay eksende entropiler geliyor. P1 ile P2 eşit. Zaten bak bir noktası ile iki noktası arasında çalışıyoruz. Burada hem basınç sabit hem sıcaklık sabit 50 derece santigrat. Birden ikiye ısıtma ile böyle gidiyoruz. Tabii ki entropi de artıyor bak. Sistemin entropisi artıyor. Bak buradaki kelime önemli. Sistemin. Sistemdeki entropi değişimi bu. Isıtma olduğu için buraya S2'ye gittik. Ama 2'den 1'e götürseydik biz bunu soğutmada şu ikisinin farkı negatif çıkacaktı. Çıkabilir. S üretim çıkamaz. Saf maddenin entropi tablolarına bakalım kısaca. TS diyagramı. Buraya arkadaşlar derece santigrat. Buraya da jül kilogram kelvin yazarak bu küçük S TS diyagramını çizeceğiz. Her şey aynı. Sonuçta bir bölgesi sıkıştırılmış sıvı, iki bölgesi doymuş sıvı buhar karışımı veya ıslak buhar bölgesi, üç bölgesi kızgın buhar bölgesi. Şurada kritik noktayı da göstermemiz gerekiyor. Sonuçta kızgın buhar bölgesinde çalışıyorsak sıcaklık ve basınca göre S3'ü belirleriz. Hani illa bu ikisi olması şart değil. Birbirinden bağımsız iki tane özellik varsa şunu tablolardan belirleriz. Sıkıştırılmış sıvı bölgesinde özel durum var. S1'i yaklaşık SF alabiliyoruz sıcaklık için veya basınca büyükse 5 MPa'dan tablodan okuyoruz. İçerisi için de biraz önce konuştuk. Bu tür yaklaşımı yapabiliyoruz. Arkadaşlar TS diyagramına daha ayrıntılı bakacak olursak bakın kritik hal kritik nokta burası. Doymuş sıvı eğrisi burası, doymuş buhar eğrisi burası. İçeride sabit sıcaklık eğrileri var. Bak burada sabit hacim eğrilerini de çizmiş. Yani böyle kapsamlı grafiklerde, kitaplarda yer alabilir. Sonuçta entropiyi biz 5 kilojoule kilogram bulduğumuz an örneğin nerede çalışıyorsak artık ve hangi çalıştığımız bölgede hangi özgül hacmi kesiyorsa onun o noktanın özgül hacmini de grafikten okuyabiliyoruz. Böyle Mollier diyagramları vardır. Eskiden biz kullanırdık. O diyagramlardan bütün bu veriler okunabilir. Ama şimdi bizim elimizde tablolar var. Tablolardan da rahatça okuyabiliyoruz. Adım adım ilerliyoruz arkadaşlar. Çok önemli noktaları burada ele alıyorum. Bunları güzelce dinledikten sonra zor değil. Ama biraz matematik bilgisi de gerekiyor. Ne gerekiyorsa kısaca size anlatıyorum. Termodinamiğin birinci ve ikinci yasasının birleşimi Gibbs eşitliğine bakalım şimdi. Bu Gibbs eşitliği de arkadaşlar önemli ayrıntılı bir eşitlik. Ben kısaca burada ele alacağım. Buna kitaplarda TDS eşitlikleri de deniyor. Eşitlikleri deniyor çünkü bir iki tane TDS'den bahsedeceğiz. Neden önemli ona da bakacağız. Adım adım gidelim. Önce basit sıkıştırabilir saf maddeyi ele alalım arkadaşlar. Onun eşitliği, diferansiyel eşitliği şuydu. DS eşittir delta Q bölü T. Buraya iç tersinir yazdık. Bu şekilde ele alacağız. Tabii ki DS sistemdeki entropi değişimi. Delta Q bölü T sistem sınırından giren çıkan ısı ve sınır sıcaklığı oranı. Yani bu Q giren de olabilir, çıkan da olabilir. Sonuçta bu Q'nun T'ye
sistem sınırındaki sıcaklığa oranı olacak. Tamam. Bu T değişken de olur, sabit de olur. Neyse biz şöyle devam edelim. Şuradaki delta Q'yu çekelim, başa alalım. Altına içten tersini bu şekilde yazabiliriz. Veya kısaca tersini de yazabiliriz. Delta Q eşittir. O zaman burada T'yi bu tarafa atacağız. T, DS. Bak T, DS sıcaklık, Kelvin. DS sistemin entropi değişimi. Bu ikisinin çarpımı olarak Q'yu gösterebiliyoruz. Diferansiyel formda. Bu işimize yarayacak şimdi. Gelelim iç tersinin sanki dengeli sistemin yaptığı sınır işine. Sonuçta kapalı sistemlerde hareketli sınır varsa sınır içi de var. Biz hep sanki dengeli olarak piston silindir düzenini ele aldık. Onun diğer adı da iç ters sınır olabilir. Arkadaşlar sınır işi neydi? PdV integrali. Eğer iç ters sınır buraya yazsak da yazmasak da bunun hani ideal olduğunu biliyoruz. Diferansiyel formda göstereceksek delta V eşittir PdV. Sonuçta integral aldığında iki tarafın yukarıdakine dönüşüyor. Bak Q'yu TDS, V'yi yani bu sınır işidir, PDV olarak gösterebiliyoruz. Devam edelim. İç tersinin için diferansiyel formda enerji dengesini yazalım. O zaman başına giren ve çıkan enerjiler için delta, E sistem için D gelecek. Çünkü şu ikisi yola bağlı, bu değil. Şimdi arkadaşlar sınır işinin olması için sisteme ısı girişi olması şart dedik. O zaman E giren delta Q kadar ısı olsun, E çıkan delta V kadar sınır işi olsun. Altına sınır yazmadık, sonuçta sınır işi olduğunu bilelim. Diğer tarafta da iç enerji değişimine bu neden olacak. Toparlarsak delta Q eksi delta V, arada eksi var, eşittir delta U. Yukarıda ne dedik? Delta Q'nun karşısına T, DS yazabiliriz. Delta V'nin karşısına PDV yazabiliriz dedik. Yazalım. O zaman TDS'yi tek başına bırakmışım ben. TDS'yi tek başına bırakırsan delta U artı PDV. İşte bu Gibbs eşitliği arkadaşlar. Bu önemli bir eşitlik. Ayrıntısını termodinamik kitaplardan okuyun. Sonucu bu. Ama Gibbs eşitliği niye işimize yarar? Göreceğiz. Bunu çok iyi bileceksiniz. Zor bir şey değil. TDS eşittir DU artı PDV'yi kullanacağız. Bu ideal bir eşitlik ama gerçek sistemlere de aynen uygulanabiliyor. Sonuçta idealden gerçeğe geçebiliyorduk ve bu eşitlik gerçek sistemlere de uygulanıp çeşitli mühendislik sonuçlarına varılabiliyor arkadaşlar. Mühendisliğin güzelliği, termodinamiğin güzelliği burada. Termodinamiğin ikinci yasasını iyi bilmek zorundasınız. O zaman bir adım her zaman önde olursunuz. Evet, şimdi şu yukarıdaki eşitlik önemli dedik. Entalpiyi tekrar hatırlayalım. İç enerji artı PdV'ydi. Yani basıncı çarpı hacimdi. Büyük harfle yazılmış bunlar. Birimler ücül. Matematik olarak bu eşitliğe bakalım. Bunun bir türevini alalım. Diferansiyel formda DH eşittir DU artı. Burada çarpım olduğu için PdV artı VdP olarak yazabiliyoruz. Arkadaşlar şu eşitlik bu. DU'yu buradan çekelim. Başa alalım. O zaman DH'nin yanına eksi olarak diğerleri yerleşecek. Bak şurada DU'yu bulduk ya entalpi cinsinden. Yukarıdaki DU yerine onu yerleştirelim. TDS o zaman DH eksi PDV eksi VDP şuradan geliyor. Artı PDV yukarıda var. Bak şu ikisi birbirini götürüyor. Elimizde başka bir Gibbs eşitliği oluşuyor. TDS eşittir DH eksi VDP. Buna ikinci Gibbs eşitliği demişim ama direkt Gibbs eşitliği de diyebiliriz. İkisi de Gibbs eşitliği. İkisi de önemli. Başında TDS var. Biz buraya iç enerji değişimi cinsinden veya entalpi değişimi cinsinden yazabiliyoruz. Yazıyorsak yanındaki ifadeler değişiyor. Burası artı PDV, burası eksi VDP. Bak bu tersine döndü, başına da eksi geldi. Nedenini burada ispatladık. Küçük harfle yazarsan özgül gösterim oluyor arkadaşlar. Joule bölü kilogram. İkisi de önemli arkadaşlar. Biz iç enerji değişimiyle de çalışıyoruz. Entalpi değişimiyle de çalışıyoruz. Tabii şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim. U'yu görünce CV'ye gidiyorduk. H'yi görünce CP'ye gidiyorduk. Gerekirse buraya CV, CP karşılıkları da yazılabiliyor. Neyse ona bakacağız. Evet. Birazcık daha bir şeyler anlatayım. Sonra ara verelim. Şu iki sonuca güzelce
ulaştık. Bu iki eşitlik iç tersinir ve tersinmez. Yani gerçek hal değişimleri için geçerlidir. Biraz önce de konuştuk. Entropi bir özellik olduğundan iki durum arasındaki entropi değişimi bu iki durum arasındaki işlemden bağımsızdır. Entropi bir özellik ve iki durum arasındaki entropi değişimi bu iki durum arasındaki işlemden bağımsız olarak ele alınacak. TDS eşitlikleri ölçülebilen özellikler cinsinden entropi değişimi hesaplamalarında kolaylık sağlıyor arkadaşlar bizim için. Birçok kolaylığı var hem kimya mühendisliğinde hem makine mühendisliğinde bu TDS'ler önemli ölçüde kullanılır. Biz nasıl kullanacağız? Adım adım gidiyoruz, bakacağız. Evet, ideal gazlara geçmeden önce bir 10 dakika ara verelim. (14:15, 14:25) görüşmek üzere.
Arkadaşlar entropi değişimine devam edelim. Şimdi entropi değişimi ifadesini gördüğün an sistemdeki entropi değişimi aklına gelecek. Şu anda sistemi ele alarak konuşuyoruz. Sistem sınırıyla veya çevreyle ilgili herhangi bir şey söylemedik. Şu an entropi değişimi ifadesi sistemi bize, yani sınır içini bize gösteriyor. İdeal gazlarda entropi değişimi ne ele alalım? Arkadaşlar iç enerji değişimini biz ideal gazlarda dU eşittir cv çarpı dt olarak gösterebiliriz demiştik. U'yu görünce aklımıza cv gelecek demiştik. Sonuçta bu cv sıcaklığın fonksiyonuydu ve biz bu sıcaklığa göre istersek ortalama sıcaklıklarda cv'yi saptayabiliyorduk. Entalpi değişimini de işte dh eşittir cp çarpı dt olarak yazdık. Bundan hatırlatma, ideal gaz denklemini de P küçük ve eşittir RT olarak yazarsak buradan özgül hacmi çektiğimizde bunu RT bölü P olarak yazabileceğimizi konuşmuştuk. Bu hatırlatmadan sonra Gibbs eşitlikleri bizim için önemli dedik. TDS eşittir DU artı PDV'yi ele alalım. Özgül formda yazmışsak bu joule bölü kilogram. Arkadaşlar burada P çarpı DV var. İdeal gazlarla çalışıyorsak P çarpı DV yerine şuradan bakalım P RT bölü V. RT bölü V'yi P yerine yazıp P çarpı DV yerine RT DV bölü DV yazabiliriz. Basıncın karşılığı şurada var. RT bölü V. Evet. Her tarafı da T'ye sıcaklığa bölelim. O zaman DS tek başına kalıyor. Burayı sıcaklığa böldüğümüzde bu şekilde. Burayı böldüğümüzde T'ler gider. R kalır. Bu tarafta da DV bölü V kalıyor gördüğünüz gibi. Düzenlersek ideal gazlarda DS yani sistemin entropi, özgül entropi değişimi, özgül iç enerji değişimi bölü sıcaklık artı o gaza ait gaz sabiti çarpı DV özgül hacmi bölü özgül hacim olarak yazabiliyoruz. Şu kırmızılı elde ettiğimiz eşitliğin her tarafın integralini alırsak bu eşitlikte hal 1 ile hal 2 arasında arkadaşlar bu integrali alırsak bir kere R sabit onu dışarı çıkarabiliriz ama CV sabit değilse zaten bu değişken de biz bunu ortalama sıcaklıkta sabit alabiliyoruz. Sabit değilse çıkarmayacağız. Bu integral nedir? Sonuçta DS delta S. S2 eksi S1 yani ne bu? Sistemdeki hal 1 ile hal 2 arasındaki entropi, özgür entropi değişimi. Şurayı bak T1 ile T2 arasında değiştirmiş çünkü burada DT var sıcaklığa göre değişiyor. O zaman sınırlar T1 ile T2 arasında CV'yi dışarı çıkartmadık. Nasıl çıkartabiliriz onu geçmişte de konuştuk. Bugün de konuşacağız. Diğer taraf DV bölü V'nin integrali arkadaşlar ln. Logaritma V2 bölü V1 zaten. Şurayı biliyoruz matematikten. Burası R ln. V2 bölü V1 olacak. S1 ve S2 sıcaklık ve özgül hacmin fonksiyonu. Zaten şu farkı görüyorsun. Burada hem özgül hacim var. Pardon. Doğru özgül hacim var. Hem de T var. Bu ikisinin fonksiyonu. CV de sıcaklığın fonksiyonu. Tamam. Şimdi geçmişte çalıştık. İki tane yaklaşım var. Ortalama özgül ısılar yaklaşımını alalım. Birinci yaklaşım olarak. Değişken özgül ısılar yaklaşımını da alacağız. Ortalama özgül ısılar yaklaşımı veya arkadaşlar sıcaklık değişimi çok önemli değilse oda sıcaklığında da biz bunu alabiliyoruz. Ama sonuç şu, T1 artı T2 bölü 2'yi alıp ortalama sıcaklığı buluyoruz. Tabloda sabit CV'yi okuyoruz. Yani bu ortalama sıcaklığın karşısındaki CV. O zaman bunun da adı CV ortalama oluyor. Yine yazmış buraya veya oda sıcaklığında CV ortalama tablodan okunuyor. Küçük sıcaklık farkları için biraz önce de söylemeye çalıştım. Sıcaklık farkı küçükse oda sıcaklığında direkt CV'yi alıp buraya yazabiliriz. Ama birinci yaklaşımımız öncelikle sıcaklıkları biliyorsak ve sıcaklık farkı yine küçükse tabii sıcaklık farkı büyüdüğünde burada hatalar karşımıza çıkıyor. Bunu geçmişte konuştuk. Ama ortalama özgül ısılar yaklaşımını yap diyorsa soru veya soruda hiçbir şey yoksa siz bu yaklaşımı göz önüne alıyorsanız yaklaşımımız çerçevesinde S2 eksi S1 eşittir o zaman CV ortalama integralin dışına çıkıyor. S1
sabit hale geliyor. Burası sadece dt bölü t'nin integrali olacak. Dt bölü t yine logaritma olacak. Yani ln t2 bölü t1 olacak integrali. Başına cv ortalama gelecek. Diğer taraf aynı. O zaman ideal gazlarda sistemdeki entropi, özgül entropi değişimi bu şekilde hem sıcaklığın hem özgül hacimlerin fonksiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Bu eşitliği kullanacağız arkadaşlar sorularda. Bu burada dursun. İkinci yaklaşım değişken özgül ısılar yaklaşımı. Onu CP kapsamında ele almışız. Gerekirse CV lazımsa CP'yi bulduktan sonra CV'ye dönüşüm yapabiliyoruz. CP kapsamında konuşalım. Gibbs eşitliği her zaman işimize yarayacak dedik. TDS eşittir DH eksi V DP alalım. Burada DH'yi almışız. Çünkü H'nin karşılığı CP'dir. Bu bizim genel eşitliğimiz. İdeal gazlarla çalışıyorsak arkadaşlar buradaki özgül hacim yerine RT bölü P'yi yazabiliriz. Biraz önce bunu çıkardık. Yine her tarafı T'ye bölelim. Sistem için özgül entropi diferansiyeli değişimi CP çarpı DT bölü T eksi R DP bölü P'ye dönüşüyor. Her tarafın integralini alırsak yine CP'yi burada dışarı çıkarmayacağız. Zaten değişken özgül ısılar yaklaşımı altında çıkarmayacağız. Ama buradan R dışarı çıkıyor. Sonuç ideal gazlarda S2 eksi S1 CP içeride şu integral. Ve eksi R ln P2 bölü P1 oluyor basınçlar cinsinden. Yine S1, S2 sıcaklık ve basıncın fonksiyonu bu sonuçta. CP'de sıcaklığın fonksiyonu elde ettiğimiz bu sonuç çerçevesinde. Arkadaşlar değişken özgül ısılar yaklaşımı yapıyoruz ama biz CP için de sabit özgül ısılar yaklaşımı yaptığımızda yine bu ortalama sıcaklıktan yararlanıyorduk. Eğer arada bu bilgiyi de vermişiz. Yani ortalama sıcaklıkta CP ortalamayı buluyorsa sonuçta integralin dışına o çıkar ve sonuç şu olur. Bu eşitlik olur. Ama değişken özgül ısılarla çalışıyorsak delta S'yi biz S2 eksi S1'i şu şekilde yazacağız. Bak integral formu şurada. CP çarpı DT bölü T'nin T1 ile T2 arasındaki integrali. Bunu nasıl çözeceğiz arkadaşlar? Burada CP değişken. İşte bunu bizim için çözüp tablo haline getirmişler. Tablodan yararlanacağız. Tablo yoksa tabii ki bu integrali çözeceğiz. Sonuç olarak bu CP'nin sıcaklığa bağlı bir fonksiyonu elimizde varsa öyle bir fonksiyondan da geçmişte bahsettik. Var. O zaman bu integrali oturup çözeceğiz. Ama biz bu ders kapsamında ben öyle bir soru sormayacağım. Bunun çözümünden yararlanacağız. Ama çözümden yararlanmak için bu integrali ikiye ayıracağız. Sıfırla T2 ve sıfırla T1 arasındaki durumu ele alacağız. Sonuçta bu ikisinin farkı yukarıdaki integrale eşit olacak. Aynı şey matematik olarak. Ama neden böyle ayırdık? Bu CP integralin dışına çıkartamıyoruz ama sıfırla belli bir sıcaklık arasındaki değişime ait bu integralin bizim için hesaplayıp S2 üzeri sıfır olarak bu sıfır hani sıfır kelvinden başlattığımızı gösteriyor. Buna da mutlak entropi deniyor. Mutlak entropi olarak bunu hesaplayıp tabloya koymuşlar. Aynı şekilde sıfırla herhangi bir başka bir sıcaklık T1 arasında da çalışıyorsak buna S1 üzeri sıfır diyebiliriz. Bu ikisinin sayısal değerini elde ettikten sonra farkını alıp buraya yerleştireceğiz. Diğer taraf aynı. Değişken özgül ısılarda sonuç olarak şuraya yazmışız bak. S2 eksi S1 yani sistemdeki özgül entropi değişimi mutlak entropi S2 eksi mutlak entropi S1'in farkı eksi R ln P2 bölü P1 olacak. Tablolarda bu S1, S2 alırken üzeri sıfırlı tabii ki sıcaklığın fonksiyonu olarak vermiş. Ona göre sıcaklığa bağlı olarak okuyacağız. Değişken özgül ısılar yaklaşımı entropi de bu. Örnek yapacağız tabii ki. Evet, S1 ve S2 üzerinde sıfır varsa T1 ve T2 için ilgili tablolardan alınacak, okunacak. Arkadaşlar CP için yukarıdaki yaklaşımı yaptık ama bize CV lazımsa sen CP'yi bulduktan sonra CP eksi CV'nin eşittir R olduğunu biliyorsun. Buradan CV'yi çekip CV için de değişken özgül ısılar yaklaşımını kullanabilirsin.
şu bilgi kapsamında gerekeni yapabilirsin. Evet, ideal gazları bu şekilde bitirelim. Hocam. Efendim. Burada S2-S1CP'ye mi eşit oluyor yukarıda yaptığımızda? Evet, bu S2-S1 bu CP'li integrale eşit oluyor buna. Sonuçta CP'ye eşit oluyor, evet. Yani biz burada delta S eşittir CP mi diyeceğiz? S2-S1 ilk başta. Hayır, burada CP hiç kullanmayacağız. Şimdi şöyle, şu CP'li integral var ya. Evet hocam. Bunun çözümü S2-S1. Bunu kullanacağız. CP'yi tablodan okuyup kullanmayacağız yani. S2-S1'i tablodan okuyup kullanacağız. Ya bu biz ikisinin burada... Efendim? Biz burada CP değerini elde etmeye çalışmıyor muyuz? İşte bunlar CP değeri esasında. Bu S2 ne demek? CP çarpı T demek. Sıcaklık demek. Bu ikisinin çarpımı bu. CP'yi elde etmek istemiyoruz biz. Yani değişken özgür ısılar kapsamında bu CP çarpı T'leri bizim için hesaplayıp S2 formunda tabloya koymuşlar. Hani ortalama özgür ısılarda CP ve CV'yi elde ediyoruz ya, burada tamam, elde edemedik. Yani burada onu... da gizli olarak elde ettik esasında. Ortalama özgür ısılarda şu yukarıdaki yaklaşım isteniyorsa bu şekilde yapıp tablodan CP'yi okuyup şuraya yerleştirirsin ama yanında evlen T2 bölü T1 olacak. Şu kısmın biz integralini alıp şu şekle getirdik. Peki hocam. Örnek yapacağız. Hocam ben de bir soru sorabilir miyim? Evet. Ortalama özgür ısılarda biz CV'yi sabit hacimde, CP'yi sabit basınçta kullanıyoruz değil mi? Evet. Hı-hı. Tamam. Ama sen entalpi gördüğün an CP aklına gelecek. Hı-hı. İç enerji gördüğün an CV aklına gelecek. Altındaki P sabit basınçtaki bu C değeri demek söylediğin gibi. Tamam, teşekkür hocam. Devam edelim arkadaşlar. Soruları her zaman sorabilirsiniz. Sıkıştırılma sıvılar ve katılardaki entropi değişimi için ne diyebiliriz? Arkadaşlar, sıkıştırılma sıvı suyla çalışıyorsak tablosu var. Ve çeşitli yaklaşımlar var ama her zaman tablosu olan sıvı karşımızda yok. Ama belli bir basınca kadar sıvıları biz sıkıştırılma sıvı alıyoruz. Bu sıkıştırılma sıvı bölgesinin peki sıvının diğer adı sıkıştırılma sıvı. Katılar için efendim. Yukarıdaki eşitlikte CP eksi CV R dedik ve CP'yi değişken özgür ısılar yaklaşımından bulduk dedik ya. Evet. İşte bulamadık, hani ben onun için sormuştum esasında. Bununla ilgili bir örnek elimde var, onu ya yapacağım ya Ege derse koyayım. Tamam hocam. Ondan sonra bir sorun olursa e-mail ile sorabilirsin. Teşekkürler hocam. Çünkü böyle bir soru sorduğumu hatırlıyorum, ben onun çözümünü buraya yerleştirmedim sanırım. Ama Ege derse koyarım. Yani yukarıdaki yaklaşımdan elde edemedik ya hocam, ben onun için sormuştum. Daha yukarıdaki yaklaşımdan elde edemedin ama yukarıdaki yaklaşımdan CP'yi elde ettin. Hani CP elde etmek ne demek? Şu S2 eksi S1 demek. Üzeri sıfırlı. Şurayı elde ettin. Mutlak entropilerin farkı CP'yi mi veriyor bize hocam? Yani CP çarpı T'yi veriyor da ben şeyde örnekte daha güzel anlatayım onu. Kafan karışmasın burada yani. Tamam hocam. Tamam, sorun güzel. Onu ben örnekle daha güzel anlatacağım. Evet, sesleri kapatalım arkadaşlar, soru yok. Evet, Mustafa Korkmaz, kapatalım mikrofonu. Yan, oraya yanlış bir yangın battaniyesi. Ben kapatayım bari sesini. Arkadaşlar, dersi dinlemeyen burada başka yerle sohbet etmesin. Şimdi konsantrasyonumu götürüyorsunuz benim ya. Evet, özgür hacim değişimi arkadaşlar sıkıştırılma sıvı ve katılarda sabit. Yoğunluk değişimi yaklaşık sabit. Bunu geçmişte çalıştık. Katı ve sıkıştırılmaz sıvılarda özgür hacim zaten bu birbirinin tersi, sabit olarak alabiliyoruz belli bir basınca kadar. Zaten çok yüksek basınçlarda çalışmayacağız. Bu çerçevede yine bak, iç enerji değişimine diferansiyel formunda CDT demişiz. Bunun altına CV, CP demiyoruz artık. Eğer sıkıştırılmaz sıvılarda çalışıyorsak
ve katılarla çalışıyorsak bu direkt C olarak yazılabilir. Bazen hani sıvılar için direkt CP de yazılabiliyor. Şimdi o ayrıntıya da girmeyeyim, kafa karışmasın. Bu şekilde gösterelim. Sonuçta özgül hacim değişimi sabitse PDV integrali, pardon PDV diferansiyeli yaklaşık sıfır. Hani S2-S1'in uzun eşitliğinde şu taraf sıfırsa elimizde C çarpı DT bölü T kaldı. Bu integral kaldı. Bu integrali de tablolardan biz bu C'yi işte ortalama sıcaklıkta okuyorsak dışarı çıkartıp burası zaten D bölü T'nin integrali ln T2 bölü T1 bu şekilde yazabiliriz. Sıvılarda yani sıkıştırılamaz sıvılarda veya bizim bildiğimiz adıyla sıkıştırılabilir sıvı da o bölgede çalışıyorsak ve katılarla çalışıyorsak sistemin o katı bir sistemse sistemin entropi özgür entropi değişimini o katıya ait C değerini tablodan okuyacağız ortalama sıcaklıkta ve ln T2 bölü T1 ile çarpacağız. Sıkıştırılamaz sıvı için de bu geçerli. Şimdi ben burada özet geçiyorum. Hem ideal gazları aldık, hem katıları, hem sıkıştırılamaz sıvıları ele aldık. Hal değişimlerini, çevrimleri ele aldık. Bu kapsamda önemli bilgileri anlatmaya çalışıyorum. Bu kadar konuştuk, önemli bilgileri aktardık. Yine geçmişteki bir sınav sorusunu birlikte çalışalım. Soru elinizde var, ben de okumaya çalışayım. P ve Q olarak iki adet hava istasyonu var elimizde arkadaşlar. P ve Q istasyonları ile istasyonlar arasındaki bağlantıyı sağlayan elemanlar iyice yalıtılmış. Yani adiabatik iyice yalıtılmışsa orada ısı transferini göz önüne almayacağız. Yalıtılmış olduğundan hava akışı adiabatik olarak alınabilir. Hava akışının yönü P ve Q istasyonlarının basınç ve sıcaklık koşullarına bağlıdır. Tabii ki basınç nerede yüksekse öbür tarafa doğru bir akış olacak. P istasyonundaki koşullar 150 kilopascal ve 350 kelvin. Q istasyonundaki sıcaklık 300 kelvin. Tamam. Bu çerçevede havanın P istasyonundan Q istasyonuna akması gerekiyorsa P'den Q'ya Q istasyonundaki maksimum basınç değerini bulacağız. Arkadaşlar bu P için basınç ve sıcaklık verilmiş, Q için sıcaklık verilmiş ama P'den Q'ya aksın deniyor. O zaman bu Q'nun P maksı ne olabilir ki? Bu akış sağlansın. Tabii ki 150 kilopascal'dan düşük olması lazım P'den Q'ya gitmesi için. Ama biz bu P max ne olabilir ona bakacağız. Başka Q istasyonundaki basınç B şıkkı diğerinden farklı artık hani. Ondan ayrıldık. Q istasyonundaki basınç 50 kilopascal ise burada biz P max'ı bulacağız da B ayrı bir şık. Buradaki basınç 50 kilopascal ise entropi değişimini bulacağız. Adım adım yapalım. Hava akışkanıyla çalışıyoruz. İdeal gaz ve delta S demek sistemdeki entropi değişimi demek. Sonuçta bu her ikisi de bir sistem. İkisini birleştirsek yine sistem. SQ eksi SP'yi bulacağız. İkisini birleştirdiğimizde o da bir sistem. Sistem sınırını nasıl seçiyorsak öyle yaklaşabiliriz. Maksimum basınç değeri için tersine sistem kabulü yapılabilir, yapılmalıdır. Geçmişte de konuştuk. İdeal durumlarda maksimum minimumdan bahsedebiliyoruz. O zaman tersine bir sistem yaklaşımı altında soruyu çözelim. Bakın TDS eşitliği her zaman bizim işimize yarayacak dedik. Burada geçmişte bu derste yaptığımız şeyi tekrar yapmış, özetlemiş. Yani TDS eşittir DH-VDP'yi alıp ideal gaz için, bak bu genel eşitlik. Ama ideal gaz için şu şekle getirebiliyoruz. Biraz önce yaptık. Bu sefer özgül entropi DS değişimi sistem için CP çarpı DT bölü T eksi R DP bölü P haline getirebiliyorduk. Arkadaşlar şuradaki CP ortalama özgül ısı olarak ele almışım bu soruda ben. Sabit özgül ısı kabulü altında yapacağız. Neden? Bir kere bir bakalım soruda hani sıcaklık 300 kelvin, 350 kelvin. 300 kelvin zaten yaklaşık oda sıcaklığı. Hani oda sıcaklığındaysa bu sistem 300-350 kelvin fark etmiyor. CP fazla değişmiyor. Yani değişken özgül ısı almamıza gerek yok. Bunlar mühendislik yaklaşımı. CP'yi biz 1.005 kilojoule kilogram kelvin alıp bu soruyu çözebiliriz. A şıkkında delta S 0. Q
Çünkü buraya da yazmışız. Bak, maksimum basınç hesabında adiabatik işlemde sınırdan ısı giriş çıkışı olmayacağından dolayı sınırdan ısı giriş çıkışı olmayacak, hem de adiabatik ve işlemde hem de maksimum basınç hesabında biz ideal olarak aldığımız için sistemi delta S sıfır olacak. Sistemdeki entropi değişimi sıfır olacak. Şimdi şurada ısı giriş çıkışını almış. Bu doğru bir yaklaşım. Biz delta S'yi Q bölü T olarak da gösterdik ya. Yani bir Q giriş çıkışı yok. Onun için zaten Q sıfırsa delta S de sıfır. Bir daha söyleyeyim. Delta S'yi biz DQ bölü T olarak yazmıştık. Q sıfırsa delta S de sıfır. Yani o zaman eşitliğin bu tarafını sıfır alabiliriz. Evet, ben soruları çözerken tüm ayrıntıyı içine yazmaya özen gösteriyorum. Yine burada delta T'yi kısaca anlatmışım. 350-300 eşittir 50 Kelvin gibi düşük delta T için özgür ısılar sabit alınabilir. Sonucu çok etkilemez. Ortalama sıcaklık ise 325 Kelvin değerindedir. Yani bu ikisini toplayıp ikiye böldüğünde 325 ile 350 Kelvin fark etmiyor veya 300 Kelvin fark etmiyor. CP değerini hava için bu 300 Kelvin oda sıcaklığıdır. Oda sıcaklığını da aldık. Elimizde ne kaldı? CP elen de, TQ demişim. TP yani Q ile P arasında çalışıyoruz. Eksi R elen PQ bölü PP eşittir 0. Burası da sınırdan ısı giriş çıkışı olmadığından dolayı 0. Sayısal değerler elimizde var. Sadece PQ yok. Zaten ideal yaklaşımda bu PQ P max Q olacak. Arkadaşlar burada 300 Kelvin, 350 Kelvin biriminde bunları yerleştirdik. Ellerini güzelce hesap makinesine alacağız. Birimler burada kilojül, burada kilojül. Tamam. Sonuç kilopaskal olarak P max bulunur. 87.43 kilopaskalmış. Bu çerçevede ulaşabileceğimiz maksimum sıcaklık, pardon, maksimum basınç bu zaten. Diğerinden de düşük. O zaman bu istenilen yönde hava transferi gerçekleşebilir. B şıkkı ayrı bir soru. SQ eksi SP'yi soruyor. Arkadaşlar CP'yi hallettik. TQ ile TP elimizde var. R de havanın R'si zaten. Hani buradaki Q'yu 50 alırsan ne olur diyor. O zaman iki sistem arasında ideal olarak almaz isek zaten şuradaki delta S var. Bu delta S özgür entropi değişimi. O zaman 0.16 kilojoule bölü kilogram kelvin çıkıyor. Bu artı çıktı. Eksi de çıkabilir. Sonuçta yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğru bir transfer gerçekleştirdik. O zaman artı çıkması beklenir zaten. Bir ısıtma gibi düşünürsek. Tamam. Bu soruyu da kısaca bu şekilde ele almış olalım. Adım adım ilerliyoruz arkadaşlar. Önemli bir noktaya geldik. Termodinamiğin ikinci yasası, Kelvin-Plank ifadesi, Clausius ifadesi ve entropi ile ifade edilir. İkinci yasanın matematiksel ifadesi entropi dengesidir. O zaman entropi dengesine adım adım geçerken gene işten tersine durumu hatırlayalım. Genel ifademiz bizim ds eşittir dq bölü t. Bu işten tersine için eşitlik. Buranın integralini alırsan delta s oluyordu. Buranın integralini alırsan bu şekilde yazabiliyorduk. Sistemdeki entropi değişimi bu. Her zaman konuştuk zaten. Şu ana kadar hep bu delta s sistemdeki entropi değişimiydi zaten. Şu tarafa bakalım. Bak, bu taraf sınırda olan ısı giriş çıkışının toplamı bölü sıcaklık. Sonuçta Q neydi? Hep biliyoruz ki sınırdan olan bir ısı girişi çıkışı. Bu sınırdan olan ısı girişi veya çıkışının sıcaklığı oranı bu taraf. T sınır sıcaklığı olabilir. Sıcaklık değişkense ve Q sıcaklığı fonksiyonu ise integral ona göre alınır demişim. Buradaki özel durum. Buradaki özel durum T'nin sabit olması, genel durum Q'nun F'nin fonksiyonu, sıcaklığın fonksiyonu olması. Q'nun sıcaklığın fonksiyonu olması. Burada da yine özetlemişiz arkadaşlar. Sistemin sınırı şuysa,
bu sınır sıcaklığı T veya T sınır olsun. Sistem sınırı denilen ısı girişi veya çıkışı olsun. Bu çerçevede entropi dengesine doğru yol alalım. Enerji dengesi neydi? E giren eksiye çıkan delta E sistem. Bunu her zaman kullanacağız. Birinci yasa. Ama ikinci yasa ne? Tersinin hal değişimi için entropi dengesini yazmışız. Bak, tersinin hal değişimi için. İdeal durum için yazdık şimdi. S giren eksi S çıkan eşittir delta E sistem. Bak, bu duruma getirdik anlattıklarımızı. Burası çok önemli. Şu eşitlik önemli. Tersinir olduğu için şurada bir entropi üretimi olacak. O yok. Tersinir durumda entropi üretimi sıfır. Çünkü ona da geleceğiz biraz sonra. S giren ne olabilir? Q giren bölü T olur. Sonuçta sınırdan giren ısı, ama entropi ise bu. Entropinin karşılığı Q bölü T. S çıkan ne olabilir? Q çıkan bölü T. Ama bak, burada E çıkan neydi? Q'du sadece. Q çıkandı. Burada E giren sadece Q girendi. Ama entropi için konuşuyorsak sıcaklığa bölüyoruz. Delta E sistemimiz genel olarak M çarpı S2 eksi S1 olarak yazabiliyoruz. Şu ikisini tablodan okuyorsak tamam. Okuyamıyorsak, hani ideal gaz için ve katılar için bu S'lerin karşılığını çalıştık bugün. Tersinir bu, ama tersinmez hal değişimi için entropi dengesi en çok kullanacağımız eşitlik bu. Kapalı sistem için yazmışım ben buraya. S giren eksi S çıkan yukarıdaki artı S üretim geliyor buraya artık. Gerçek sistemlerde entropi üretimi var. Olmazsa olmaz. Delta E sistem yine aynı. Arkadaşlar, kapalı sistemler için yazmışız. Hani kapalı sistemi neyi burada ifade etmişim? S giren ve S çıkanı sadece Q olarak yazabiliriz. Ama açık sistemlerde buraya kütle giriş çıkışının entropi değeri de gelmek zorunda. Ona da bakacağız. Ama kapalı sistemler için bu. Neden işi yazmıyoruz? İşin entropisi yok. Entropi direkt sıcaklıkla ilişkili bir kavram. Isıyla ilişkili bir kavram. Arkadaşlar, TK yazmışız. Bu sınır sıcaklığı olabilir. Isı deposu sıcaklığı olabilir. Bak, buraları önemli yani. Bunları problemlerde ayrıntılı ele alacağız. Q bölü T önemli. T'nin ne olacağı da önemli. Bu sınır sıcaklığı olabilir. Isı deposu sıcaklığı olabilir. Problemin cinsine göre. Sistemle çevre arasında ısı alışverişi yoksa sistemle çevre arasında entropi akışı da yoktur. Zaten Q'lar sıfırsa, şu ikisi de sıfırsa, S giren eksi S çıkan da sıfır. Entropi üretimi yola bağlıdır. Şu entropi üretimi yola bağlı. Tersimezlikler nedeniyle sistem entropi üretir. Gerçek sistemler. Elli kere yazdık çünkü bunlar önemli arkadaşlar. Sınavlarda S üretimi küçük sıfır buluyorsunuz, olmaz. Diğerleri olabilir ama sıfır olması zaten ideal bir durum. İç tersimezlikler yoksa, İç tersinirse sistem sıfır olabilir. Yine hatırlattık, bu da çok önemli. Delta S sistem, sistemdeki entropi değişimi büyük sıfır, küçük sıfır, eşit sıfır olabilir. Nasıl enerji dengesi eşitliğinde E giren eksi E çıkan eşittir delta S sistemi sürekli kullanıyorsak, entropi dengesi eşitliğinde de bu eşitliği sürekli kullanacağız. Bu duruma getirdik. Bu durum önemli. Termodinamiğin ikinci yasası budur. S giren eksi S çıkan artı S üretim eşittir delta E sistem. Bir de önemli olan, termodinamik bir de işlemiyoruz. Entropiden sonra egzerji eşitliği. O da buna benzer bir eşitlik olacak. Ama bu dersimizin konusu değil. Şimdi S giren S çıkan sınırda olan olaylar. Sistem sınırının delen entropi geçişleri demişim aklımızda kalması için. Bak, ısıyla çalışıyorsak ısının entropisi Q bölü T her zaman. Tabii bunun bir de integrali var. Buraya bu şekilde yazmışız. Isı geçişi yoluyla entropi geçişi T sabitse ve Q sabitse bu şekilde yazılabilir direkt olarak. Diğer durumlar da var ama daha olayı karmaşıklaştırıyor. Biz sadece şu şekilde bilelim şu anda yeterli. İşin entropisi yok, sıfır. İş geçişi yoluyla entropi geçişi yok arkadaşlar. O zaman buraya almayacağız. Yani burada sıfır olarak yazdık zaten. Ama kütleyle entropi var. Onu da M çarpı S, küçük S. Kütle çarpı küçük S olarak yazacağız. Özgül entropi. Şunu ya tablodan okuyacağız
veya yukarıda anlattık çeşitli eşitliklerden elde edeceğiz. Ona da sırası geldiğinde tekrar değineceğiz. Kütle geçişi yolu, entropi geçişi. S ısı var, S kütle var. Sınırı delen entropi geçişleri kapsamında. Delta E sistemi hakkında çok konuştuk şimdi. Buradan S üretimi çekeceğiz. Evet, S ısıyı burada ayrıntılı yine yazmış, tamam. Sürekli akışta delta S sistemin sıfır olacağını konuşmuştuk. Çevrimde de sıfır. Açık sistemlerde sürekli akışta sıfır. Süreksiz akışta arkadaşlar delta S sistem, bu sefer kütleler değişiyor süreksiz akışta. M2, S2, eksi M1, S1'e dönüşüyor burası. Tabii ki bir sürekli akış varsa, açık sistem varsa kütlenin korunumu gereği M giren eksi M çıkan delta M sisteminde kullanacağız. Kilogram biriminde veya kilogram bölü saniye biriminde kullanacağız. Güzelce anlatmaya çalıştım. Önemli olan şu elde ettiğimiz entropi dengesi eşitliği. Bunu sorularda ele alacağız. Şu delta S sistemi ayrıntılı olarak ayrıca anlattık. S giren eksi S çıkana kısaca ele aldık. Ama ayrıntılı olarak alacağız artık. Entropinin artış ilkesinden de bahsedelim. Bir sonraki ara vereceğiz. Arkadaşlar, güzelce entropiyi anlatmaya çalıştım. Entropi dengesi eşitliği, bak basittir entropi. Entropi dengesi eşitliğinden her şeyi biz göreceğiz. Ama arada bir entropinin artışı ilkesinden bahsetmemiz gerekiyor. Şimdi biz kapalı sistemi ele alalım. Kapalı sistemin belli bir sınırı var. Ve bu kapalı sisteme delta Q ısısı giriyorsa ve kapalı sistem bizim değişken sınır içeriyorsa, o zaman bu Q ısısı bir sınır işi oluşturur dedik. Onu da delta V ile gösterebiliriz. Q girişi var, iş çıkışı var. Kapalı sistemi bu şekilde ele aldığımızda sınırı delen olayları da bu şekilde ele alabiliriz. Çevredeki olaylar DQ ve DV'dir. Ama biz çevreyi de işin içine katıp aylık bir sistem alırsak, aylık sistemleri konuştuk, sınırı delen hiçbir şey yok. O zaman bu aylık sistem. Belli bir kapalı sistemden uzaklıkta bir aylık sistem sınırını çizip çevreyi de işin içine katalım. Ayrıntılı olarak şimdi bu duruma bakalım. Kapalı sistem artı çevresi bir aylık sistemi oluşturdu. Ve bu kapalı sistem için önce enerji dengesini yazalım arkadaşlar. Kapalı sistem için önce yazıyoruz. Bak şuradaki kapalı sistem, diğeri aylık sistem. Aylık sistem için de yazacağız. Önce içerideki kapalı sistem için E giren eksi E çıkanı yazdığımızda altında Q ve V olacak. Sonuçta delta E sistem bu ikisinin farkına eşit olacak diferansiyel formda. Şuraya o zaman yanlış yazmışım. Şurada D olması lazım. Yani delta değil de D olması lazım. Onu da şimdi gördüm. Diferansiyel olarak yazıyorsa buraya D harfini yazmamız gerekiyor. Tamam. Çevre için enerji dengesi, bak çevre için enerji dengesi, yani aylık sistemi göz önüne alıyoruz ama kapalı sistem ve çevreyi ayrı ayrı değerlendiriyoruz şu anda. Çünkü aylık sistemin içindeki bu iki ayrı durumu ayrı ayrı değerlendirebiliriz. Kapalı sistem için bunu yazdık. Çevre için de benzer bir şey yazabiliriz ama çevreye bak. E giren ne oluyor? Çevreye iş girişi var bak. Çevre burası, okun yönü burası çevreye doğru. Ama çevreden ısı çıkışı var. Bu sefer şunlar yer değiştiriyor gördüğünüz gibi. O zaman delta E çevre, yine bu D harfiyle yazılsa daha doğru. DE çevre delta V eksi delta Q oldu. Buradan nereye gideceğiz şimdi? Arkadaşlar aylık sistem için enerji dengesini yazalım. Aylık sistemde ne dedik? Sınırı delen herhangi bir olay yok. Giren eksi çıkan yok. Ama bizim aylık sistem hem kapalı sistemden hem de çevreden oluşuyor. İkisinin toplamından oluşuyor. Bak aylık sistem böyle. O zaman delta E ayrılığı biz delta E sistem ve delta E çevre olarak yazarsak, şunları toplarsak sıfır çıkacak. Arkadaşlar zaten enerjinin korunumu gereği burası sıfır çıkmak zorunda. Önce enerjinin korunumunu da aylık sistem için ispatladık. Herhangi bir işlem sırasında sistem ile çevre
maddenin enerjileri toplamı sabittir. Termodinamiğin birinci yasasıdır bu. Biz bunu şimdi entropi için ispatlayalım. Benzer şekilde kapalı sistem için entropi dengesini yazarsak S'ye giren eksi S'ye çıkan artı S üretim eşittir delta sistem, yani kapalı sistem. Sisteme giren bir ısı var. Onu diferansiyel formda delta Q bölü T olarak yazarız. Bir çıkış yok. Yani ısı cinsinden bir çıkış yok. İş çıkış girişi bizi ilgilendirmiyor entropide. Buradan S üretimi tek başına bırakırsak S üretim delta S sistem kapalı sistem eksi delta Q bölü T'ye dönüştü. Arkadaşlar şu D olacak da neyse ben böyle yazmışım. Tamam. Çevre için entropi dengesi bunun tersi olacaktı. S'ye giren bu sefer yok. Çevrede S'ye çıkan var. Delta Q bölü T eşittir S üretim çevre eşittir DS çevre olacak. O zaman S üretim çevreyi DS çevre artı DQ bölü T olarak yazabiliriz. Aylık sistem için entropi dengesi, aylık sistemin sınırından herhangi bir entropi giriş çıkış olmaz. S üretim aylık eşittir delta S aylık, ama bu da ikisinin toplamı nedir o? S üretim artı DQ bölü T. Tabii ki bu arkadaşlar kapalı sistem için. Çevre için de S üretim çevre eksi DQ bölü T. S üretim aylık şu ikisinin toplamı arkadaşlar. Sonuçta açılımı burada var. Artı eksi dikkate alırsak bazı sonuçlara ulaşıyoruz da, yani bunu delta S sistem delta S çevre olarak bırakırsak veya bunu D olarak da yazsak, D S sistem D S çevre olarak bırakırsak bu ikisinin toplamına eşit. Ve bu ikisinin toplamı da hiçbir zaman sıfır olmuyor. Büyük sıfır oluyor. Bak, şunlar birbirini götürse de bakayım. S üretim kapalı sistem artı S üretim çevre her zaman büyük sıfır çıkıyor. Gerçek işlemler sırasında her zaman S üretim büyük sıfır olacak. Buna entropinin artışı ilkesi deniyor arkadaşlar. Hani aylık sistem olarak aldık. İçerideki sistemleri toplamın çerçevesinde aldık. Ve bu matematik olarak, sayısal olarak da bakarsan bu her zaman büyük sıfır çıkıyor. Bu entropinin artışı ilkesidir. Bu ilke önemli. Bununla ilgili bir örnek çözeceğiz. İşlem sırasında sistem ile çevresinin entropi değişimleri toplamı pozitif oluyor. Ha, bak şu da önemli. Sistemin ve çevresinin, hani kapalı sistem olarak aldık ya, bu kapalı sistem ve çevresinin entropi değişimlerinin ayrı ayrı pozitif olması gerekli değil. Bu toplam, hani şurası eksi de çıksa o zaman bu büyük çıkacak. Her zaman toplamları pozitif olacak. Örneğe geçmeden yorulduk yine, bir ara verelim. Arkadaşlar bugünkü ders önemli. Bunu sonuna kadar işleyeceğiz. Ne zaman biterse. Tabii yorulunca arada veriyoruz. Saatimize bakalım. 15.03 veya 15.05 diyelim. 15.15'te devam edelim.
Arkadaşlar dersimize devam ediyoruz. Örnekle devam edelim. Sıcaklığı 325 derece, kütlesi 10 kilogram olan bakır çubuk. Katı bir malzeme ele almışız. Sıcaklığı 27 derece santigrat, kütlesi 20 kilogram olan alüminyum çubuklar başka bir katı malzeme ile ısıl temas ettiriliyor. Bakır ve alüminyum çubuklar ısıl dengeye eriştikten sonra ortak sıcaklıklarını ve işlemin entropi üretimini hesaplayınız. Bakın şimdi bakırla alüminyum ısıl temas halindeyse birleştiriliyor. Bu çerçevede sıcaklığı büyük olandan küçük olana doğru ısı transferi gerçekleşiyor. Sonuçta sıcaklıklar eşit hale geliyor, ısıl dengeye ulaşıyorlar. Çevresi taranmış, yalıtımlı kabul edeceğiz. Yani bakırla alüminyum arasında ısı transferi oluyor ama çevreye bir ısı geçişi olmuyor. Sistem sınırını da ikisinin birleşimi çerçevesinde ele almışız. Ortak sıcaklığın hesabını yapacağız. Denge sıcaklığın hesabını yapacağız. Her zaman termodinamiğin birinci yasasıyla başlayalım. E'ye giren eksi E çıkan eşittir delta'ya sistem yazarsak. Arkadaşlar bu eşitlikten yararlanarak zaten denge sıcaklığını bulacağız. Sonra entropiye bakacağız. Sistem sınırımız belli. Bu sistem sınırından giren ve çıkan herhangi bir ısı, iş ve kütle giriş çıkışı yok. Yalıtımlı bir sistem zaten. Q giriş çıkışı, ısı giriş çıkışı yok. Buraları sıfır ama sistemde bir enerji değişimi var. Delta sistem demek, sistemdeki enerji değişimi demek. Ve bizim sistem, biraz önce de aylık sistemde yaptık ya, bakır ve alüminyumdan oluşuyor. Bu ikisinin iç enerji değişimlerinin toplamı, sistemin enerji değişimi toplamına eşit olmak zorunda. Burada sistem bakır ve alüminyum çubuktan oluşmakta. Sistem yalıtılmış olduğu için sınırdan ısı giriş çıkışı yok. O zaman delta E sistem bizim sıfır oluyor ama hem bakır hem de alüminyumun iç enerji değişimleri toplamı kapsamında. Arkadaşlar bunu açarsak alüminyum bakır kütlesi çarpı U2 eksi U1 bakır için, alüminyum kütlesi çarpı U2 eksi U1 alüminyum için. Tabii bunu bu tarafa attığımız için burada artı var. Şunları yer değiştirmişim ben. Sonuçta alüminyum tek başına bırakıp, pardon, bakırı tek başına bırakıp alüminyumu diğer tarafa atarsak başına bir eksi gelecek. O eksiliği içeride halletmişiz. Evet, U'yu gördüğün an katılarda CV aklına gelecek dedik ama katılarda CV ve CP değişmiyor. O zaman şuradaki U2 eksi U1 bu alüminyum için, bu katı için CT2 eksi T1 olarak yazılabilir. Altında bakır indisi var. Aynı şekilde alüminyum için de U1 eksi U2 bu sefer T1 eksi T2 C şeklinde yazılabilir. Arkadaşlar birinin altında bakır, birinin altında alüminyum indisi var. Ona göre sıcaklıkları elde edeceğiz. Isıl dengede şimdi T2 bakır eşittir T2 alüminyum olacak. Isıl dengede. Soruya bir daha bakalım. Bakır 325, alüminyum 27. Evet, bakırdan alüminyuma ısı transferi olacak. Ona göre zaten şu T2, bakır T2'ye ulaşacak. Alüminyum da T2'ye ulaşacak. Bunlar ısıl dengede birbirine eşit olacak. Arkadaşlar yukarıdaki eşitlik var. Buradan T2 bakır ve T2 alüminyum ve kısaca T2 dersek ve T2'yi tek başına bırakırsak şöyle bir sonuç elde ediyoruz. Bu elde ettiğimiz sonuca ait sayısal değerler var. Onu da buraya yine özetlemişiz. Ortalama sıcaklık belli değil. Bak burası önemli. Hani alüminyum C'si ve bakırın C'sini alacağız. Biz ortalama sıcaklık belli değilse 350 Kelvin'de almışım ben. Sonuç olarak yani 325 var burada, 300 var. Bir miktar ısıtma soğutma işlemleri arasında olacak. Ve tabloda da 350'nin karşılığında bu değerler varsa hani interpolasyonla uğraşmayayım diye 350'nin karşısındaki bu değerleri almışım. 325'in karşısındaki değerleri de alırsın, 300'ün de alırsın. Yani çok fark etmiyor bu sıcaklıklar fazla değişmiyorsa. Yani 350, 325, 300 fazla fark etmez.
Bu değerler kapsamında arkadaşlar T2'yi 79.03 derece santigrat buluyoruz. 352 Kelvin. Evet, C cu ve C al yani bakırın ve alüminyumun özgül ısıları sıcaklıkla değişimleri sonucu çok etkilemeyeceği için 350 Kelvin'de tablodan alındı. Bak bu tamam. Onu biraz önce konuştuk zaten. T2'yi basitçe bulduk. Enerji dengesinden yararlandık. Bütün bildiğimiz bilgiler kapsamında son sıcaklığı elde ettik. Gelelim yeni konuya entropi dengesine. S1'den eksi S'ye çıkan artı S üretim eşittir delta E sistem. Arkadaşlar sistem sınırında yalıtımlı olduğu için Q giriş çıkışı yok. Zaten bu S'ler direkt Q ile ilişkili. Isıyla ve sıcaklıkla ilişkili. Bunlar sıfır. Delta S sistemi yine ikiye ayırabiliriz ve S üretimi tek başına bırakırsak entropinin artışı ilkesine de bak bu karşılık geliyor. Yani o ilkeyi çalıştık biraz önce. Delta S bakır ve delta S alüminyumdan oluşacak S üretim. Katı malzemeyle çalışıyoruz. Bakır için entropi değişimine ait bir eşitlik elde ettik biraz önce. Elenli bir eşitlik buraya yazdık. Buradaki her değerin sayısal karşılığı var. Ve bakırdaki delta S'yi eksi buluyoruz. Çünkü bakır soğuyor. Giderek soğuyor. O zaman eksi 2.0817 kilojül bölü Kelvin. Alüminyum ısınıyor. Artı bulacağız. Yine alüminyum için benzer eşitliği yazdık. Katılar için delta S'lere ait böyle bir eşitlik yazabiliyoruz. Bütün sayısal değerler elimizde var. T2'yi zaten hani sormasa dahi T2'yi hesaplamak durumundaydık. Onu da hesapladık. Bu da artı 2.970. Arkadaşlar S üretim artı çıkmak zorunda yoksa yanlış yapıyoruzdur. 1 eksi 1 artı ama baktığımızda 0.8885 kilojoule Kelvin S üretim pozitif olarak çıktı. Arkadaşlar entropi ve entropi dengesi eşitliği için bilmeniz gereken en önemli noktalar bunlar. Bu noktaları çalıştığınız an zorluk yaşamazsınız. Entropi üzerinden son yorumlar. Ben ikinci yorumu burada okuyayım. Diğerlerini siz bakarsınız. Entropinin korunumu söz konusu değildir. Bu nedenle entropinin korunumu ilkesi diye bir kavram yoktur. Enerjinin korunumu ilkesi var. Entropinin korunumu yok. Entropi sadece ideal bir durum olan tersine hal değişimleri sırasında korunuyor. Yoksa S üretim var, yani entropi üretimi var. Ve gerçek bütün hal değişimleri sırasında artıyor. Bu artıyor dediği şey entropi üretimi artıyor. Bu nedenle evrenin entropisi sürekli olarak da artıyor. Yaşadığımız bu evrenin, bizim yani insan olarak bizim de entropimiz, entropi üretimimiz sürekli artıyor. Sonuçta çok yüksek entropi demek, yani ölüm demek sonuçta. Belli bir entropi değerine ulaştığımız an insan olarak ölüyoruz. Evrenin de belli bir sonu olacak entropi artışına bağlı olarak. Evet, diğer yorumları siz okursunuz. Bu çerçevede önemli noktaları bitirmiş olduk. İspatlar diye bir kısım yaptım. Yani bu benim yorumum arkadaşlar. Q çıkan olmayabilir mi dedik hep. Bu termodinamik kitaplarında çeşitli şekilde ispatlanıyor. Yani ispat da demesek de gösteriliyor olmayacağı. Ama ben şu şekilde bir yaklaşım yapıyorum. Isı makinesi için entropi dengesini yazalım. Neydi o? İşte QH burada, QL burada, ısı makinesinde VNet var. Biz ne öğrendik? S giren eksi S çıkan artı S üretim eşittir delta S sistemi öğrendik. Şuradan devam edelim. Çevrim geçiren sistemde burası sıfır. Tamam. S giren varsa bak. S giren ne demek? QH girişi ısı makinesine. Entropi olarak bunu QH bölü T olarak yazabiliriz. Zaten şu sıcaklık sabit, bu da sabit. Bu şekilde yazabiliriz. S çıkanı QL bölü TH olarak. TL olacak bu. Ufak tefek hatalar var. Şurası L olacak. L olarak yazabiliriz. S üretimi tek başına bıraktığımızda buraya doğru yazmışız. QL bölü TL eksi QH bölü TH. Üretimi gördüğün an burası büyük sıfır olacak. Bu kesin sonuç. Bakın, entropi üretimi gerçek çevrimlerde sıfırdan büyüktür. QL sıfır olursa, burası sıfır olursa burası gidiyor. Burada bir eksilik kalacağından dolayı S üretim eksi oluyor. Olmaz. S üretim eksi QH bölü TH olmaz. S üretim küçük sıfır olmaz. O zaman QL sıfıra gidemez.
bir sistemin çalışması için bir kere entropi üretimi sıfırdan büyük olacak ve küle çıkışı da mutlaka olacak. Hani bunu buradan atalım. QH'yi direkt VNET'e dönüştürebilir miyiz? Dönüştüremeyiz. Başka ispat da Carnot soğutma makinesinde de bir ispatı yapmışız. Tersiniz çevrimi göz önüne alarak. Hocam, entropi şey denge... Efendim? Bir şey sorabilir miyim hocam? Evet. Az önce entropinin her zaman arttığını söyledik ya, eskiden beri hani biz ilkokul yıllarında falan da lisede gördük. Evet. Mesela şu an kütle çekimi ya da kara delikler falan gibi durumlar biraz ders dışı bir konu oluyor. Bizim dersimizde işlediğimiz şey değil de entropinin azaldığını görebilir miyiz doğal bir şekilde oralarda? Onu merak ettim. Biz her zaman entropi artar dediğimizde entropi üretimi artar demek istiyoruz. Bu dünyada incelediğimiz her türlü termodinamik eleman için geçerli. Ama bu Stephen Hawking'in de kitaplarını okuyorum. Ben kara delikleri incelediğimizde yani benim de anlayamadığım, yorumlayamadığım, zorluk çektiğim noktalar oluyor. Onun için o konuda ben yorum yapmayayım. Yani evren, dünya için bu yaptığım sonuçlar geçerli. Ama kara delikler söz konusu olunca, hatta şu anda bile bir kitap okuyorum. Onu kafamda yorumlamaya çalışıyorum. Hani o konuda burada bir yorum yapmayayım. Tamam hocam, teşekkür ederim. Sonuçta hani okumayı seven kişisin, anladığım kadarıyla ben de severim. Hani okuyacağız. O konuda ayrı bilgiler var. Oradaki entropi biraz daha değişik. Tamam hocam, tamamdır. Teşekkür ederim. Sana. Tamamdır. Arkadaşlar, Carnot için S giren eksi S çıkan artı S üretim eşit delta S sistemi yazdığımız an, yine çevrim için burası sıfır. Şuralar aynı. Bu Carnot'u yanında soğutma makinesi için çizmişiz. Okların yönüne bağlı olarak S giren QL bölü TL, S çıkan QH bölü TH. S üretim, bak burada tersini yazdığımız için tersini sistemlerde S üretim sıfır. Tamam. Tersini gördüğün an şurası sıfır. Bu ideal bir durum. Küçük sıfır olamaz ama eşit sıfır olabilir. O da kağıt üstünde. Ama buradan nereye geleceğim? Elimizde ne kaldı? QL TL eksi QH TH eşittir sıfır kaldı elimizde. Yani şu ikisi birbirine eşit kaldı. Bakın burada QH ile QL'yi bu tarafa alırsak tersine durumda eşittir TH bölü TL oluyor. Şundan da geçmişte bahsettik. Carnot çevriminde. Yani tersiniz çevrimlerde geçerli olan termodinamik sıcaklık ölçeği dedik biz buna. Bunu ben bu şekilde entropiden sonra ispatlayabiliyorum. Ama bundan önceki ispatı da var termodinamik kitaplarında da, o da bana karışık geldi. Böyle ispat bana daha kolay geliyor. Bu benim yaklaşımım. Şunu geçmişte işledik, bu şekilde ispat edebilirim. Sonuçta şu QL'nin olacağını da geçmişte konuştuk. Onu da bu şekilde ispat edebilirim. Bu benim yaklaşımım. Arkadaşlar, bu kadar konuştuk. Bir konu daha kaldı ama o konudan önce bir iki tane önemli örneği yapalım. Hep denklemleri anlatmakla olmaz. Bunu örneklerle destekleyelim. Bu örnekler elinizde var. Ben birkaç önemli noktayı, birkaç önemli soruyu ele aldım. Adım adım yapalım. Yalıtılmış bir piston silindir düzeninde başlangıçta 120 kilopascal basınç ve 17 derece santigrat sıcaklıkta 0,3 metreküp hava var. Yanında da şeklimiz var. Piston silindir düzeni, içeride hava var ve özellikleri verilmiş. Basınç, sıcaklık ve hacim. Daha sonra hava silindir içinde bulunan 200 watt gücünde bir elektrikli ısıtıcıyla 15 dakika ısıtılıyor. Bakın buradan bir iş girişi var. Ama bu iş girişi çerçevesinde burada bir ısıtma gerçekleştiriliyor. Demek ki burada hacim artacak ve piston yukarı doğru gidecek. Bu yukarı doğru gittiği an sınır işi çıkışı aklımıza gelecek. Bu sırada havanın basıncı sabit kalmaktadır. Hani bunu söylüyor, tamam. Hani söylemese de olur. Piston silindir düzeninde bunu biliyoruz. Havanın entropi değişimini, özgür ısıların sabit olduğunu, özgür ısının sıcaklıkla değiştiğini göz önüne alarak hesaplayınız. Arkadaşlar, geçen derste bir arkadaşımız da sormuştu bir soru için. Onun için de yapacağız ama burada da bak, sabit özgür ısılar yaklaşımı ve sıcaklıkla değişen özgür ısılar yaklaşımı altında soruyu çöz diyor. Ona göre de burada da bir tekrar yapacağız.
Basınç, sıcaklık, hacmi bilgilerini yazdık buraya. Hemen P2 eşit P1 de yazdık. Bunlar başlangıç bilgileri. Hava ile çalıştığımız için ideal gaz olduğunu biliyoruz. PV eşittir MLT'den yararlanabiliriz. R sabit bir gaz sabit adı üstünde sabit bir değer. Tablo A1'den alırız bunu. Burada sadece kütle bilinmiyor. Soru da kütleyi de kullanacağımız için hemen şu bilinenler. Yani hal 1'deki bu bilgiler bize yeter. Kütle değişmiyor sonuçta. Hal 2'deki bilgiler yeterli olsaydı oradan da hesaplardık. Buradan kütleyi 0,43-23 kilogram olarak hesaplıyoruz. Ve bizim sistemde elektrik işi girişi var. Watt biriminde var, üzeri noktalı. 200 watt. Bu soruda arkadaşlar Joule'le çalışacağımızdan dolayı Joule'e çevirelim. Şimdi 200 watt 0,2 kilowatt, tamam. Ne demiş soruda? 15 dakika çalışıyor demiş, tamam. Burayı da saniyeye çevireceğiz o zaman. 15 çarpı 60 saniye kadar çalışıyor bu. Yani watt çarpı saniye Joule'dür zaten. Kilowatt çarpı saniye kilojüldür. 180 kilojüle elde ediyoruz. Tamam. Birimler hakkında da bu şekilde konuşalım. Jül birimde çalışacağız dedik. Önce enerji dengesi. Arkadaşlar E giren elektrik işi girişi var. Yani bu ısı girişi gibi. Sonuçta elektrik ısıtıcısı havayı ısıtıyor. Bu olmadan şu olmaz demiştik. Sonuçta bu olduğu için V sınır çıkan var. Eksi başında var. Sonuçta soğutma işleminde V sınır giren olacak. Neyse ona biliyorsunuz ama bu olmadan bu olmaz. Sınır işi çıkışı kapsamında. Kapalı sistemde delta E sistem var. Kütle çarpı U2 eksi U1. Tamam. Ve elektrik gireni tek başına bırakmışım ben. Arkadaşlar neden bıraktık? Bak burada iç enerji, özgür iç enerji değişimi var. Ama başında kütle var. Burada da V sınır çıkan var. Bu ikisini gördüğün an aklına bu gelecek demiştik. Entalpi farkı cinsinden bunu yazabiliriz. Şu genel gösterimiz bizim. Şu ikisini gördüğün an bu gelecek aklına. Hani istersen uzun uzun PDV integralinden de bunu çözersin ama gerek yok. M çarpı H2 eksi H1'e ulaştık. Havayla çalışıyoruz. O zaman entalpiyi gördüğün an aklına CP gelecek yine. Bu sefer bunu sıcaklıklar farkı cinsinden MCP çarpımıyla ifade edebiliyoruz. Burası da önemli. O zaman bizim eşitliğimiz bak basitleşti. Elektrik giren iş miktarı MCP T2T1'e dönüştü. T ortalama için tablodan alınır demişim. Tamam. Şurada yapmışız onu bak. T1 artı T2 bölü 2. T ortalama 450 Kelvin için CP'yi hava için 1,02 alabiliriz. Başlangıçta bilinmiyorsa tahmini bir değer alınır diye yine hatırlatma yapmışım ben her zaman olduğu gibi. Bunu elde ettik. Kütleyi elde ettik zaten. T2 sıcaklığı bilinmiyor arkadaşlar. Bu çerçevede enerji dengesi eşitliği bize T2 sıcaklığını verdi. Demek ki T2 başlangıçta bilinmediği için ben de ortalamayı 450 Kelvin olsun demişim. Bakın burada T ortalamayı tekrar aldığımızda 494 çıkıyor. Bu hava için önemli bir sonuç. Yani CP değeri için önemli bir sonuç değil. CP'yi yine 1,02 alabilirsin. 450 ile 494 birbirine yakın. Uzaklaştıkça arkadaşlar değişiyor. Gelelim entropi değişimine. Şimdi arkadaşlar şöyle bakın soruya tekrar döneceğim. Havanın entropi değişimi demiş bak. Bu ne demek? Sistemdeki entropi değişimi demek. Sorulardaki ifadeleri çok iyi anlamanız gerekiyor. Entropi üretimini sormuyor burada. Entropi değişimini soruyor. Soruda ne ifade ediliyorsa o. Entropi değişimini biz çalıştık sistem için. Yani sistemdeki entropi değişimi diye uzun uzun yazmıyoruz bunu. Ama delta S sistem zaten sistemdeki entropi değişimini bize verecek. Başka yerde entropi değişmiyor. Bu da M çarpı S2 eksi S1. Bize bunu soruyor. Entropi üretimini sorsaydı ona da bakardık.
Arkadaşlar hava için bu, ideal gazlar için çalıştık ya, MET, CP ortalama, ortalama CP'de çalışıyorsak bu şekilde bir sonuç elde ediyorduk. Bak ben buraya şu mavi içinde uzun uzun yazmışım. Bu elinizin altında var, ezberlenecek bir şey değil. Bu eşitliği kullanacağız. Burada önemli bir durum var. Piston silindir düzeyinde çalışıyorsak bu ikisi birbirine eşit. Burası 1 çıkıyor. Elem 1 matematik olarak 0. O zaman şurası gidiyor direkt. Özel bir durum bu piston silindir düzeni için. O zaman bu özel durum kapsamında elimizde bu eşitlik kalıyor hava için. Bunların sayısal değerleri var. T2'yi bulmak zorundaydık zaten, birinci yasadan bulduk. Hani o birinci yasayı her zaman kullanacağız ve eksik değeri bulacağız demiştik. T2'yi bulduk. Burada Kelvin'e çevirip işlemleri yapacağız. Ve sistemdeki entropi değişimi 0.38.73. Bu artı da eksi de çıkabilir. Çünkü entropi değişimi. Ortalama sıcaklıkta alınmış olan sabit CP ortalama kullanılarak bulunmuş sonuç. Bu yaklaşık bir çözüm. Ama soruda diyor ki değişken özgül ısıları da bir kullan bakalım ne oluyor diyor. Bakalım. Arkadaşlar değişken özgül ısılar yaklaşımıyla entropi değişimi hesabı. Önce buraya gidelim. V elektrik giren M çarpı H2 eksi H1'di. 180 kilojül elimizde var. Kütle elimizde var. Arkadaşlar biz bu H2 eksi H1'i biliyorsunuz yukarıda CP T2 eksi T1'den hallettik. H2'yi zaten bilmiyoruz ama sonuçta şuradaki 180'i biliyorsak, kütleyi biliyorsak ve H1'i biliyorsak H2'yi buradan buluruz. Biz yukarıda CP çarpı T2 eksi T1 yazıp T2'yi bulduk. Ama burada H2'yi neye bulduk? Değişken özgül ısılar yaklaşımı yapacağımız için. Yine birinci yasadan yararlandık. Bunları çok önemli. H2'yi saptadık. T1 290.15 Kelvin için arkadaşlar, hava için elimizde bir tablo var. Tablo A17. Oradan H1'i direkt okuyabilirsin. Tamam, çok güzel. Zaten H2'yi biz hesapladık. Hani şurada H1'i nereden burada 290 geldiğinin ispatı aşağıda. S1 üzeri 0'ı da okursun. Onlar bizim için işte o integraller bizim için hesaplanmış diyorduk. Onu okursun. O tablodan arkadaşlar elimizde hal 2 için H2 var. Sen o tabloda 706.54'ü bulacaksın. Bu yoksa interpolasyon yapacaksın. Onun karşısındaki S2'yi 0'ı okuyacaksın. Çünkü biz değişken özgül ısılarda CP ile çalışmıyoruz artık. Şu entalpi farkıyla çalışıyoruz da onların karşılığı da bu entalpi farkından yararlanarak çalışıyoruz da onların karşılığı da bu mutlak entropiler. S2 sıfırı da tablodan okuyacağım. Tamam. Bizim eşitliğimiz şuydu. Bunu çalıştık. Özel durum P2, P1 aynı olduğundan dolayı burası sıfır çıkıyor özel durum. Elimizde sadece RTS sistem eşittir M, S2 sıfır eksi S1 sıfır kalıyor. Bu özel bir durum. Şurası sıfır olduğu için. Arkadaşlar tam çözüm bu şekilde. Ama bak 0.387 yukarıda da 0.387.3 bulduk. Yani çok yakın bulduk. Neden? Özel bir durum var. Yani şurası sıfır oldu. Piston silindir düzeninde. Yoksa diğer durumlarda artı olarak bu gelecek. Tam çözüm 0.387. Başka bir şey yok. Bu tam. Ama diğerinde birazcık daha ilerliyor. Tamam. Sayısal değerler önemli değil. Yaklaşım önemli şu anda. Yaklaşımımız bu şekilde. Entropi ile çalışıyorsak değişken özgül ısılar bu. Şu eşitlik. Başka bir şey yok. Başka önemli soru. Sıkıştırılamaz maddelerdeki entropi değişimi. Evet, bunu da güzelce yapalım. Bugün konuyu bitireceğiz ama önce birkaç örnek yapıp son konuya geçeceğiz. Her ikisi de 80 derece sıcaklıkta olan 50 kilogram kütleye sahip bir demir külçe ile 20 kilogram kütleye sahip bir bakır külçe 15 derece sıcaklıkta bir göle atılıyor. Bakın yani sıkıştırılamaz madde, yani katı madde almış burada. Bu süre bir süre sonra ısıl denge oluşuyor. Zaten ısıl denge oluşması şart. Bu işlem sırasında toplam entropi değişimini hesaplayacağız. Arkadaşlar demir ve bakır bilgileri verilmiş. Göl 15 derecede duracak. Şimdi demir ve bakırdan göle ısı transferi
ısı denge oluşuncaya kadar devam edecek. Gölün kütlesi demir ve bakıra göre çok büyük olduğundan dolayı gölün sıcaklığı sabit alınacak. Gerçekte demir ve bakıra yakın göldeki su bir miktar ısınacak. Ama biz toplam kütle açısından onu dikkate almayacağız. O zaman entropi değişimleri katı madde, yani demir için, önce demir için entropi değişimine bakalım. Delta S1 M kütle C ortalama ln T2 bölü T1 olarak yazılabiliyor katı madde için. Bakalım sayısal değerlerin hepsi var. Demir soğuyor sonuçta. Yani buna benzer bir soru biraz önce de yaptık. Tamam. Katı madde bakır için aynı şeyleri yapalım. Arkadaşlar bakır da soğuyor eksi. Tamam. Dikkat, C ortalama değerleri tablo 3'ten alınmıştır demişim. Şimdi şu delta S bakırla, delta S D1 burada dursun. Birinci yasa analizine bakalım. Bunları da çok çalıştık arkadaşlar, şunları falan. Ama bak burada E çıkan olarak Q çıkan var. Yani şu ikisini çalışırken bu ikisini sıfır almıştık. Ama bu soruda E çıkan var. Demir ve bakır sistem olarak alındı. Bu sistem kapalı sistem ama kapalı sistemin belli sıcaklığı var. Ve bu çerçevede bunlar yalıtılmış denmediğinden dolayı göle nazaran da yüksek sıcaklıkta olduklarından dolayı Q çıkan olacak. Başında eksi var. Eksi Q çıkan bu ikisinin toplamı. Hani uzun uzun anlatmayacağım, bunları biliyoruz. Bu içini bu şekilde, bunun içini de bu şekilde yazabiliriz katı malzeme için. Eksi Q çıkanı da diğer taraftaki sayısal bilgilerimizde var. Q çıkanı tek başına bırakırsan eksi 1964.3 kilojül olarak bulacağız. Arkadaşlar göl için Q giren eksi Q çıkan olacak sonuçta. Bizim katı malzemelerden çıkan bu Q kadar göl enerji kazanacak. Sıvı madde göl için entropi değişimi. Bak bu sonuçta katı iki tane malzeme var. Bir de gölün içine atıyoruz. Yani gölün tamamını ele alırsak ayrık sistem olarak alıyoruz. İçinde ne varsa. Ne var? Göl var. İki tane katı malzeme var. Bu sefer göl için delta S Q giren bölü T1 olacak. Bu T1 gölün sıcaklığı. Bak gölün kazandığı enerji bu. Isı enerjisi tabii ki. İkisinin oranı göl için 6.817. Hani yukarıda ikisini de eksi bulduk da eyvah dedik. Böyle bir şey olur mu dedik. Burasını da eksi bulduk. Burasını da eksi bulduk ama biz bu soruda 3 tane elemanla çalışıyoruz. Gölün dışına bir sınır çizersek orası ayrık sistem gibi oluyor. Yani toplam entropi değişimi bizim için önemli. Toplam entropi değişimi demirden, bakırdan ve gölden oluşuyor. Sonuç pozitif olmak zorunda. Şu ikisini ele aldığımızda eyvah diyoruz, hata mı yapıyoruz? Yok. Soruyu güzel okursak gölde var. Bu soruları özellikle seçtim. Yani önemli noktaları görelim diye. Saf maddeyle çalışmamıştık. Biraz da onunla ilgili örnek yapalım. Soğutucu akışkan R134A'yı alalım. Sürekli akışlı adiabatik ve izantropik bir kompresöre. Arkadaşlar bu izantropiyi biraz sonra işleyeceğiz. Şimdilik sorusunu çözelim. Bir kompresöre 320 kPa basınçta doymuş buhar olarak girmekte ve 1200 kPa basınca kadar sıkıştırılmakta. Zaten kompresörde amaç sıkıştırma işlemi. Kompresöre en az 100 kW değerinde güç sağlanmaktadır. En az. Bu en az en çoklar önemli. Bu hal değişimi için doyma eğriliğinde olduğu TS diyagramını çizeceğiz. Kompresör girişindeki soğutucu akışkanının hacimsel debisini bulacağız. Tamam. Soruyu elinizde var. Ayrıntılı okursunuz. Yaklaşım şu şekilde. Adiabatik demek yalıtılmış demek ideal olarak. İzantropiyi biraz sonra işleyeceğiz de burada bilgi verelim. İzantropik demek tersini sabit entropi, içten tersini artı adiabatik aynı anlama geliyor. Yani izantropik tersini demek, sabit entropi demek, içten tersini artı adiabatik demek. Biz basit olarak ne diyelim? İzantropi gördüğün an sabit entropi aklına gelsin. Yani en güzeli bu.
Diğerleri de doğru da bizim aklımıza sabit entropi gelsin. İzentropik dediği an sabit entropide çalışacağız. Biraz sonra açacağız o konuyu. Arkadaşlar P1 belli, X1 belli. Neden belli? Soğutucu akışkanla çalışıyoruz ve doymuş buhar demiş. O zaman kuruluk derecesi 1. Hemen soruyu hatırlayıp. Doymuş buhar olarak girmekte diyor. Tamam. Tablo A12'den soğutucu akışkan için H1'i, S1'i, V1'i bulursun. Tamam. Bunları hızlı geçiyorum. P2 1200 verilmiş. Bak, ikinci bize bağımsız özellik lazım. Hemen entropi devreye girdi ama izantropik olduğu için S2 eşittir S1 yazabiliyoruz. Bir sabit entropi alacağız izantropikte. S1'i bulduğumuz için şu değer elimizde var. Bu ikisini karşılaştırıp arkadaşlar elimizde S2 var ise SF ve SG ile bunları karşılaştıracağız. Hangi bölgedeyiz çok önemli. Bizimki 0.9, bu 0.93, bu SG 0.91 yani S2 büyük S2G kızgın buhar bölgesinde olduğumuzu ispatladık. O zaman tablo A13'ten entalpi lazımsa bize H2'yi hemen okursun. Tamam. Tablo okumaları geçmişte çalıştık. Entropi içinde bu. Şurası bir yenilik. İzantropik ise bunları eşit alacağız. Yani ideal durum yani. Tersini durum. TS diyagramını çiz diyor. Arkadaşlar bir akışkanla çalışıyoruz. Kritik nokta içeriden hayali elimizi çizdik. P1 basıncıyla P2 basıncı arasında çalışıyoruz ve sabit entropide çalışıyoruz. Bak TS bu S. Sabit hacimde değil, sabit entropide çalışıyoruz. O zaman bir noktası bu sabit şekilde ilerleyecek. Arkadaşlar sınav kağıtlarında mesela aklıma geldi. Sabit durumu çalıştığımız halde burayı böyle eğri gösterenler var. Bu TS, TV, PV diyagramlarını anlamayan, doğru yapamayan bu dersten başarılı olamaz. S1 ile S2'yi bu şekilde ele alırız. TS diyagramı için. Sürekli akışlı açık sistem bizim sistem. Kompresör. Enerji dengesi. Birinci yasayı her zaman yazıyoruz. E giren arkadaşlar kütleyle enerji girişi var. Onu kısaca hemen bu şekilde yazabiliriz. Watt biriminde yapmışız. Kütlesel debi var ve özgül entalpi var. Sonuçta kompresöre giren bir iş var. Elektrik işi. Çıkan, kütleyle çıkan durum bu. Sürekli akışta burası sıfır. O zaman birinci yasamız şu şekli alıyor. Yani V'ye giren kompresörü direkt olarak şu şekilde artık yazabileceğiz demiştik geçmiş derslerde. Yani V'ye giren kompresörü watt biriminde çalışıyorsak kütlesel debi H2-S1 olarak yazarız. Kütlesel debi belli değil ama şunun değeri verilmiş 100 kW diye. H2 ile H1'i hallettik. 3.6 kg bölü saniye kütlesel debisinde çalışıyoruz. Buradan hacimsel debiye geçmişiz. Arkadaşlar V1 bize verilmiş. Kütlesel debiyle özgül hacmi çarptığımızda, birim analizi yaptığımızda metrik bölü saniyeye ulaşıyoruz. Yani hacimsel debi de hal 1 için 0,232 metreküp bölü saniye. Evet, soruyu tekrar bakalım. Kompresör girişinde soğutucu akışkanın hacimsel debisi diyor. Tamam. Çünkü girişi olması şart. Soruya ondan baktım. Çünkü hacimsel debi giriş ve çıkış da farklı olur. TS diyagramını çizdik. Bütün bu bilgiler kapsamında önce kütlesel debiyi bulduk bilinenler kapsamında. Oradan hacimsel debiye geçtik. Yani burada entropi yok derseniz sonuçta şurada yararlandık yani. İzantropik dediğimiz an tablo okumada entropi bilgileri bize lazım oldu. Evet, entropinin artışı ilkesi hakkında da bir soru çözeceğiz dedik. Ona da hızlıca bakalım. Soğutucu akışkan yine 134 A. Bir soğutma makinesinin buharlaştırıcısına, bu bir ısı değiştiricidir, 160 kilopascal basınçta giriyor. Sıvı buhar karışımı olarak giriyor. -5 derece sıcaklıkta tutulan ortamda 180 kilojoule ısı aldıktan sonra aynı basınçta, aynı basınç demese de olur. Bunu biz biliyoruz. Aynı basınçta doymuş buhar olarak çıkıyor. Soğutucu akışkanın entropi değişimini, bak soğutucu akışkanın entropi değişimi yani sistemin. Soğutulan ortamın entropi değişimi, soğutulan ortam da bir sistem sonuç olarak. Hani biz iki ayrı sistem olarak alırız. Oradaki entropi değişimi. Buhar değişimi için toplam entropi değişimi. Toplam entropi değişimi aklımıza arkadaşlar entropinin artışı ilkesini yani aylık sistemi getirmeli.
Fuarlaştırıcı bir açık sistem. Giriş koşulları var, çıkış koşulları var. Kontrol yüzeyi diyoruz biz sınıra orada. Ve bu ortama eksi 5 derece sıcaklıktaki ortamdan, bu ortam dediğimiz yani bu açık sisteme şu ortamdan 180 kilojüllük bir Q giren var. Bu Q girenin şu sıcaklığını vermiş. Sonuçta bu buharlaştırıcı hani çalıştık ya soğutma çevrimini. Soğutma çevriminde buharlaştırıcıya soğutulan ortamdan ısı çekeriz ki burası soğuk olarak eksi 5 olarak kalsın. Sonra entropi değişimi diyor. O sistemle ilişkili. Neydi entropi değişimi? Biz delta S'yi M, S2, S1 olarak veya Q bölü T olarak yazıyoruz. Hangisinden yararlanıyorsak. Burada bak Q giren sabit. O zaman Q bölü T'de, T de sabit. O zaman delta S'yi bu şekilde hani sabitse, şimdi soruya ayrıntılı bakacağız. Bu şekilde yazabiliriz. Neden bak sabit? R134 daha buharlaştırıcı ıslak buhar olarak giriyor ve buharlaştırıcıdan doymuş buhar olarak çıkıyor. Bu ne? Islak buhar bölgesinde çalışıyoruz yani. Doymuş sıvıdan girip doymuş buhardan çıkıyoruz. Islak buhar bölgesinde çalışıyoruz. Orada özel durum neydi? Doyma basıncı ve doyma sıcaklığı sabit. Faz değişimi şartlarında giriş çıkış olduğu için sıcaklık sabit. Tamam, o zaman şuradaki sabit sıcaklık önemli. Onu hallettik. T1-15.6 veya 257.55 Kelvin. 160 kilopascal için tablo A12'den bu okunur. Şu giriş koşulları da ne var? Elimizde 160 kilopascal var, ıslak buhar var. O zaman R134A için entropi değişimi arkadaşlar Q giren bölü T R134A 180 sisteme giren sabit. Sıcaklık da faz değişimi olduğu için sabit. Bu oranı kullanabiliriz. 0.699 kilojül bölü Kelvin. Ortam. Arkadaşlar sonuçta ortam şurası. Ortamdan çıkan 180 var. Bu açık sisteme giren varken ortamı sistem olarak aldığımızda çıkan var. Bunu biraz önce çalıştık. Evet, buraya yanlış yazmış olabiliriz. Çıkan var. Ufak tefek yanlışlar olabiliyor. Arkadaşlar, işareti eksi. Çünkü bu ortamdan çıkıyorsa eksi. Bir eleman ısı kaybediyorsa onun işareti eksiydi. Eksi 180 kilojül. Burası arttıysa burası eksi olmak zorunda. Bu ortamın sabit sıcaklığı eksi 5 veya bu kadar Kelvin. Sonuç eksi 0.671. Buraya eksi koymasan dahi arkadaşlar bu ortamla bu R134A arasında çalışan bir sistem varsa biri enerji alıyorsa diğeri enerji kaybediyorsa işaretleri farklı olmak zorunda ve doğrusu buranın eksi olması. Toplam entropi değişimi aynı zamanda entropi üretimidir. Hani bizden delta S toplamı soruyor da şuraya şimdilik dikkat etmeyin yani. Sonuç olarak bilgi vermiş de neden böyle daha sonra konuşuruz. Delta S toplam, sonuçta bu ikisinin toplamı aylık sistem açısından bakarsak biri artı biri eksi sonuç artı çıkacak. Ama şuraya gelelim şimdi. Hani biz yazıyoruz ya S giren eksi S çıkan artı S üretim eşittir delta S. Aylık sistemde S giren ve S çıkan sıfır olduğu için orada sadece S üretim kalıyor. S üretimde delta S toplamı eşit oluyor. Yani sonuçta bu ikisini göz önüne aldığımızda aylık sistemle çalışıyoruz. Aylık sistemin sınırını delen ısı giriş çıkışı yoksa şuradaki S giren ve S çıkan sıfır. O zaman burada S üretim kalıyor. Zaten bu delta S toplama eşit oluyor. Yani bunu bu şekilde kısaca söyleyeyim. Arkadaşlar bugün konuyu bitirmek adına biraz uzun ders yapıyoruz ama çok önemli bunlar. Şu soruyu da anlatayım. Bu da önemli. Pompa sorusu çok önemli bir soru. Burada geçmişte öğrendiğimiz her türlü bilgiyi yeniden kullanacağız. Yeni bilgiler de öğreneceğiz. Bu soruyu da dikkatle dinleyelim. 10 kilopascal basınçta doymuş sıvı suyu alacağız. Tersinir bir biçimde bak. Tersinir ideal. 15 megapascal basınca yükseltmek için adiabatik bir pompa kullanılıyor. Önemli bilgiler. Giriş 10 kilopascal,
doymuş sıvı su olarak giriyor. Zaten burası sıkıştırmış sıvı olsa dahi doymuş sıvı su alıyoruz. Tersinde bir pompa, ideal bir pompa. 15 megapaskal var, yüksek bir basınca çıkıyor. Ve adiabatik, güzelce yalıtılmış, buradaki ısı transferi olaylarına bakmayacağız. Pompa için iş girişini bulacağız. Bu pompanın çalışması için buraya bir iş girişi lazım. Onu bu koşullar altında bulacağız. Adım adım bunu yavaş yavaş yapalım. Tersiner işlem, ideal izantropik işlem. Bak izantropiyi biraz önce öğrendik. Tersiner işlemde biz direkt izantropiyi kullanabiliyoruz artık. S1 eşittir S2 alabiliriz her zaman. Tersiner dediği an böyle. Adiabatik işlem, sınırdan ısı transferi yok. Yani yalıtımlı sistem. P1 10 kilopaskal giriş doymuş sıvı veya sıkıştırmış sıvı olsa dahi biz doymuş sıvı alacağız. Yani kuruluk derecesini sıfır alacağız. Pompalarda sonuçta böyle. Düşük basınçta, düşük sıcaklıkta giriş var. Direkt doymuş sıvı alabiliriz. H1 ve S1, tabii ki H1 F ve S1 F'ye eşit tablodan doymuş sıvı olduğu için. Giriş entalpisi, özgül entalpisi, giriş özgül entropisini yazdık. Bunları kullanacağız. Tablo A4'ten giriş özgül hacmini de okuruz. Tamam, bunlar elimizde dursun. Bunları kullanacağız. Önce şu dikkate bakalım. Pompa girişi için kuruluk derecesi verilmezse sıfır alınabilir. Giriş sıkıştırma sıvı olduğu ve basınç 5 megapaskaldan küçük olduğu için doymuş sıvı olarak aldık. Bu 5 megapaskal da önemli. 10 kilopaskal gibi küçük bir basınçta giriyor. Ama gelelim çıkışı arkadaşlar. Çıkışta bir tane özellik verilmiş. 15 megapaskal gibi yüksek bir basınç. 5 megapaskaldan büyük. Ama ideal tersinir bir sistem, izantropik bir sistem. S2 eşittir S1 alabilirsin her zaman. İzantropik dediği an veya tersinir dediği an. O zaman yukarıda bunu zaten bulduk tablodan. Bu da 0.64.92. İki tane birbirinden bağımsız özellik bize lazım. Bu iki bağımsız özellik çerçevesinde bunu arıyordum. Tablo A7'ye gideceğiz. Çünkü 15 megapaskal, 5 megapaskaldan büyük. Sıkıştırmış sıvı burası ama çıkış da sıkıştırmış sıvı. Onu burada ispatladık da biraz sonra yine ispatlarız. Onun için tablo A7'ye gideceğiz. İspatlayalım. SF değerini 15 megapaskal için okursun tablodan. SG'yi de okursun. Bizimki 0.6. Bu 3 ile 5 arasında değişiyor. 0.6 zaten hani SF'den küçük, şuraya da yazdık, sıkıştırılmış sıvı. Ve 15 megapaskalda çalıştığımız için tablo A7'ye gideceğiz. Yine önemli bilgiyi yazmışız, bunu biliyorsunuz da. Sıkıştırılmış sıvı bölgesi için düşük basınçlarda X2 0 kabul edilerek özellikler tablo A4'ten alınır. Özellikler basınca göre değil, sıcaklığa göre okunur. Tamam. 5 megapaskala eşit ve 5 megapaskaldan büyük basınçlar için ise tablo 4 kullanılmaz. Tablo A7 kullanılır. Tekrar yazalım o zaman. P2 15 megapaskal, S2 0.64.92 kilogram kelvin. Sıkıştırma sıvıda çalışıyoruz. Tablo A7'de çalışıyoruz. İnterpolasyon artık. Bu iki değeri bak tabloda bir araya getireceksin. Bize H2 de lazım, V2 de lazım. Onu interpolasyonla bulacağım. Tablo okumaları hallettik ve burada da izantropik bilgisini, tersinir bilgisini kullanarak S2 eşittir S1 diyerek bir sonuca ulaştık. Şimdi pompa için enerji dengesi. Birinci yasayı her zaman kullanacağız. İkinci yasadan nerede yararlandık? Burada entropilerin eşitliğinde yararlandık. E giren eksi E çıkan. Arkadaşlar bir kere pompaya iş girişi var. Akışkan girişi var. Akışkanın yine açıkça böyle yazabiliriz. Çıkışı var. Akışkanın kütleyle çıkan enerji bu şekilde açıkça yazabiliriz. Şurası sıfır sürekli akış. Tamam. Hani burayı biliyorsunuz da burada ben hep sorularda baştan anlatmayı tercih ediyorum. Sonuçta hatırlatmak için. VP'yi tek başına bırakırsan H2-E1. Hızların karelerinin farkı sonuçta kod farkı da içerecek. H2-E1'i. Ama pompada bunlar birbirine çok yakın olduğu için sıfır alacağız. Aksi söylenmedikçe. Söylenirse alacaksın. Pompada giriş çıkış çapı eşitse, burada hiçbir bilgi verilmemiş, eşit kabul edeceğiz. Çaplar eşitse hızlar da eşittir. Bu hızlar birbirini götürür. Yani elimizde pompa için bu kalıyor. Genellikle şunu kullanıyoruz. Çok özel bir durumda yani
çaplar farklıysa bunu kullanacaksın. Kod farkı varsa kullanacaksın. Evet, bir soru var. Sıkıştırılmış sıvılarda entalpi ile işlem yaparken hassas entalpi hesabı yapmamız gerekmez miydi? Zaten hassas entalpi hesabı yaptık. Yani şöyle hassas entalpi. Sonuçta tablo A7'ye gittiğin an hassas entalpi değerini buluyorsun zaten. Arkadaşlar H2-H1 yazdık. Sayısal değerler elimizde var. Ve 15 kilojoule ve kilogram bulduk. Pompanın kullanacağı gücü. Şimdi başka önemli bir nokta. Yine geçmişte konuştuk, hatırlayalım. Entalpi U artı PV'ydi. Arkadaşlar şu H2-H1'i kullanabilirsin de her zaman bu kadar kolay olmuyor işler. O zaman ikinci yaklaşım ne? Bu VP'yi biz hani entalpileri nasıl yazabiliriz? U artı PV olarak yazabiliriz. Altına 2 indisi ve 1 indisi için H2-H1'i bu şekilde yazabiliriz. Pompada iç enerji değişimi göz önüne alınmaz pek. Birbirine çok yakın. Sıkıştırılmaz sıvılarda V'ler çok yakın. Hani V2 eşit V1. Tamam. O zaman burada gerekli bu bilgiler çerçevesinde gerekli düzenlemeyi yaparsam pompanın iç girişini biz V1, P2 eksi P1 olarak da yazabiliyoruz. Bu da çok kullanılıyor. Bunu unutmayacağız. Pompalarda sıkıştırılmış sıvıyla doymuş sıvıyla çalışıyorsa. Arkadaşlar V1 hacmini yukarıda bulduk ya burada kullanacağız diye. P2 basıncı 15.000 kilopaskal. 15 megapaskal. P1 10 kilopaskal. Bu farkla bunu çarptığında bak 15.14 buluyorsun. Yukarıda 15.01 bulduk. Bu biz mühendisler için önemli değil. Binde 9 bir hata var. Yani bu yaklaşımı da yapabilirsin diye göstermiş oldum. Burada yine bir ispat yapmışım ben. Hani V1 aldık da V ortalama niye almıyoruz? Elimizde bak ben bu soruda şurada V2'yi de tablodan okudum. O zaman V1 artı V2 bölü 2 alsan daha güzel bir yaklaşım değil mi? Evet daha güzel bir yaklaşım ama yine 15.1 bulduk. Yani bunlar birbirine çok yakın olduğu için hata neredeyse sıfır. Evet, tersine pompalar için arkadaşlar. Gerçek pompalar hakkında hiç daha konuşmadık. Tersine pompalar için bu ikisini de kullanabiliriz. Evet, şimdi yine bir ara verelim. Bugün konular önemli. Yorulduk. Bir 10 dakika dinlenelim. Devam edeceğiz. İzmir Bey'in çıplak semerde de oynatmış. Yani çıplak dedi de göbek değil, yani yukarısı çok. Değil mi? İşte Sema Azen oynamış da İzmir'de üstü çıplak. Nasıl Sema Azen derken? Üstü çıplak. Mesnevi'den ders almaya gidiyormuş da. Ya aslında... Utku.
Dostum mikrofonunu açın. Bana gelmediğine göre benden yazıyor herhalde. Konuşun bir kendisi. Açık. Evet, canlı derslerde mikrofonu kapatacağız arkadaşlar. Soru sormuyorsak mikrofon kapalı.
Arkadaşlar devam edelim. Şimdi bir ısı değiştiricisiyle çalışalım. Buna da bir kısaca bakalım. Isı değiştiricisinde soğuk su, iyi yalıtılmış ince duvarlı çift borulu ters akışlı bir ısı değiştiricisine 10 derece sıcaklık ve 0.95 kilogram bölü saniye debide girmekte ve 70 derece sıcaklığa kadar 85 derece sıcaklık ve 1.6 kilogram saniye debide gelen sıcak su ile ısıtılmaktadır. Evet. Şöyle yapalım onu o zaman. Okuduğumuzu anlamak açısından bak. Şuradan soğuk su girişi var. Belli bir sıcaklık ve debide. Bu 70 derecede çıkıyor. Onu güzel okuyamadık. Tamam. 10 derecede girip 70 derecede çıkıyor. Buradan 85 derecede giren bir su var. Bu çerçevede aralarında ısı transferi oluyor. Sonuçta bu 85 derece bu soğuk suyu ısıtıp 70 derecede çıkarıyor. Tamam. Bu şekilde anlaşıldı. Isı transferi akımını bulacağız kilowatt olarak. Tabii bu ısı transferi akımı arkadaşlar aralarında olan. Sonuçta bu ısı değiştirgeci iyi yalıtılmış olacak ama şu iki birbirine karışmayan sıvı arasında ısı transferi akımı olacak. Isı değiştiricisinde oluşan entropi üretim akımını da bulacağız. Akımı kelimesi yani watt olarak biz birimi yazıyorsak ben ona akımı diyorum. Buradaki CP değerlerini vermiş. Bizi uğraştırmamak için o CP değerlerini kullanacağız. Birinci yasa analizini yaparsak arkadaşlar burada bir ısı değiştirici var. Bir noktasından giriş, iki noktasından çıkış var. Önce bu bir noktasından giriş ve iki noktasından çıkış için bir enerji dengesi yapmışız. Bakın bir noktasından 85 derecede giriyor, iki noktasından çıkıyor. Sonuçta bu sıcak olduğu için Q çıkan olacak buradan. Ötekini ısıttığı için tek başına bu 85 derecedeki suya ait boruyu alırsak buradan Q çıkan olacak. Sıcak su borusu için yaparsak. Şuraları uzatmayayım. Yani buraları biliyorsunuz artık. Kütle giriş çıkışı var ve Q çıkan var. Tamam. Q çıkanı tek başına bırakırsan zaten kütlesel debi çarpı H1 eksi H2'ye ulaşıyorsun. Diğerleri birbirini götürüyor. V1 eşittir V2, Z1 eşittir Z2 aldık. Sıcak su kısmı için eşitlik bu. Ama arkadaşlar hani H1 ile H2 tablodan okursun. Tamam. Ama istersen M, CP, T1 eksi T2'den de yapabilirsin. Yukarıda da CP'leri vermiş. Buradan yapalım. Ama sen H1 ile H2 tablodan okuyacağım diyorsan elimizde yeterli veri varsa okursun. Bakayım. Bunun için giriş sıcaklığı var ama çıkış sıcaklığı yok. Yeterli veri yok. O zaman CP, T1 eksi T2'ye de gidebiliriz. Bu şekilde dursun şimdilik bu. Soğuk su kısmı için benzer şeyler yapacağız. O zaman Q giren olacak. Bak. Hani burada Q çıkan, diğerine Q giren olacak. Orada da M, CP, mesela T4 ile T3. Hangisi yüksek? 70'te çıkıyor, 10'da giriyor. O zaman T4 eksi T3'ü alacağız. Şunun sayısal değeri verilmiş. 0.95. CP'yi soru vermiş. 4.18. T4 ile T3'ü vermiş. 70'i 10. Tamam. Q gireni bulduk. Çok güzel. 238.3 kilowatt. Q giren Q çıkan eşit olmak zorunda. Yine enerji dengesini yaparsan bunu görürsün. Başka da bir şey yok. Birinin enerjisi diğerine aktarılıyor. Bu çerçevede arkadaşlar şurada yukarıda T2'yi bilmiyorduk. Sayısal değerleri yerine koyarsan şuradaki T2 sadece bilinmiyor. O T2'yi de 49.5 derece buluruz. Tamam. Buraları böyle. Gelelim entropi dengesine. S giren eksi S çıkan artı S üretim delta S sistem. Sürekli akışta burası sıfır. Bakın kütleyle olunca artık işler değişiyor demiştik. Yani buraya kütleyle entropi giriş çıkışı varsa var. Bütün sisteme burada bakmışım ben. Sonuçta ne diyor? Isı değiştiricisindeki entropi üretimini bulacağız. O zaman bir noktasından giren, üç noktasından giren var. İki noktasından çıkan, dört noktasından çıkan var. Kütlesel debiler ona göre değişiyor. Bu entropi değerleri de ona göre değişiyor. Buradan S üretimi tek başına bırakırsak S üretimi tek başına bırakırsak M sıcak, S2 eksi S1 olarak yazmışım. M soğuk, S4 eksi S3 olarak yazmışım. Tamam. Debilere baktığımızda arkadaşlar sıcak akışkan tabii ki giriş çıkış debisi birbirine eşit. Soğuk akışkanın birbirine eşit. Onun için onları M soğuk, M sıcak demişiz. Tamam. Burası önemli. Bu noktaya getirdik S üretimi. Arkadaşlar S2 eksi S1 için
sıkıştırılamaz sıvıda CP elen T2 bölü T1'i kullanırız demişti. O zaman burada M'si C bıraktığın an burası da şu şekilde yazılabilir. M soğuk için CP elen T4 bölü T3 olarak yazılabilir. Bak şurası S4 ise burası T4 olacak. Burası S3 ise fayda T3 olacak. Burası S1 ise fayda T1. Burası S2 ise ilki S2 ise pay T2 olacak. Buna göre elenleri belirledik. Bu şu içerideki her terimin sayısal karşılığı var. Entropi üretimi artı çıkmak zorunda. 0.06 kilowatt bölü kelvin olarak çıkıyor. Bu ısı değiştiricindeki entropi üretimi bu. Bu üretim olmazsa hiçbir sistem çalışmaz. Evet, şu soruyu burada çözmeyeceğim. Bunu sizin için ekledim. Kendiniz bunu çalışın. Kütle giriş çıkışı ile ilgili yukarıda soru yaptık. Benzer şekilde bunu çözeceksiniz. Tablo değerlerini okuyarak. Burada PV diyagramını da TS diyagramını da çizmiş. Bunu güzelce inceleyin arkadaşlar. Bu size bırakılmış bir soru. Şimdi bu soru önemli. Bu son soru bu kısmın. Bugün işlediğimiz bütün konuları içeren bu son soru önemli. Final sınavına hazırlık olmak üzere böyle bir soruyu çözelim ki böyle bir soruyla yani benzer bir soruyla karşılaşacaksınız. 0.4 metreküp hacmindeki yalıtılmış bir piston silindir düzeneğinde. Evet. 30 derece sıcaklıkta 1.3 kilogram hava var. İçeride hava var 30 derece santigrat, 0.4 metreküp hacminde ve 1.3 kilogram kütlesinde. Bunları vermiş şu içerideki durum için. Bu durumda piston serbestçe hareket edebilmektedir. Yani burada bir yay yok, bir durdurucu yok. Yani pistonu engelleyen bir şey yok. Gerektiğinde piston aşağı veya yukarı serbestçe hareket edebiliyor. Bunu söylemesine de gerek yok ama açıkça söylemiş. 500 kilopascal basınç ve 70 derece santigrat sıcaklıktaki havanın hacim %50 artıncaya kadar bir hattan silindire girmesine izin veriliyor. Bak buradan 500 kilopascal'da ve 70 derece sıcaklıkta hava girişi var. Gördüğünüz gibi sürekli bir sistem değil artık bu süreksiz bir sistem. Ve bu giriş hacmin %50'si artıncaya kadar devam ediyor. Yani şu serbest yukarı gidebilir dedi ya. Bu serbest yukarı gidecek. Hacim %50 artıncaya kadar bu girişe izin veriyoruz. Oda sıcaklığında sabit özgül ısıları kullanarak soru söylemiş bak. Oda sıcaklığında demişse ona göre davranacağız. Son sıcaklığı bulacağız. Silindire giren kütle miktarını bulacağız. Buradan bir kütle girişi var. Yapılan işi bulacağız. Entropi üretimini bulacağız. Güzel bir soru. Adım adım gidelim. Hava için R değişmez. 0.280 kilojül kilogram kelvin. 300 kelvinde bak oda sıcaklığında dediği için 300 kelvinde CP ve CV havanın ilgili tabloda var. Tablo A2'de. Oradan okuyacaksın. Tamam. Önce enerji analiziyle başlayalım. E'ye giren eksi E çıkan delta E sistem. Bak arkadaşlar delta E sistemle başlayalım. Süreksiz sistem. Bir kere kapalı sistem değil. Açık sistem. Çerçevesinde değerlendirilecek ama içeriye kütle girişi var. Yani kütle değişiyor. Başlangıçta şurada M1 kütlesi varken sonra M2 oluyor. O zaman delta U'yu biz M2 U2 eksi M1 U1 alacağız. Şurası önemli. Diğer tarafları biliyoruz. Sonuçta bu sisteme giren bir kütleyle giren enerji var. Onu M'ye giren ve H'ye giren olarak değerlendireceğiz. Şunları ihmal edebiliriz. E çıkan arkadaşlar E çıkan bak sınır işi burada gizli bir sınır işi var. Sonuçta bu yukarı çıkıyormuş. %50 hacim artıyor. Mutlaka bunu ekleyeceksin buraya. Sonuçta bunun yukarı çıkması için bir sınır işi yapması şart. Bak V girenle Z gireni yani hızla kodu sıfır aldık. Tamam. Şuraları ihmal edilebilir. Elimizde ne kaldı? M'ye giren, H'ye giren eksi V sınır çıkan. Eşittir M2 U2 eksi M1 U1. Bak burası U1 U2 yani alt indisler 1-2 diğeri giren. Şurada çıkan olsaydı çıkanı yazacaktık.
o sistem için 1 ve 2 alt indisini kullandık. Sistem için, sistem sınırı için giren indisini kullandık. Hava için M giren CP, T giren demişiz. Arkadaşlar bu H'yi biz entalpi gördüğümüzde aklımıza CP gelecek. Tek başına bu H'ye giren entalpisini biz CP, T giren olarak yazabiliriz. Bunu yine geçmişte konuşmuştuk. Tamam. Şu taraf bak U'yu gördüğün an C'ye gideceksin. H'yi gördüğün an CP'ye gideceksin. U'yu gördüğün an CV'ye gideceksin. Burada da M2, U2 var. Hava için bunu M2, CV, T2, M1, CV, T1 olarak yazabilirsin. Bak şöyle. Şurada sadece H giren olduğu için bunu da bu şekilde yazabilirsin. Buraya yine bak. Bu hatırlatmalar. Neden bunları 50 kere yazıyorum ben? Arkadaşlar 30 senedir bu işin içindeyiz. Her zaman buralarda hata yapılıyor. H'yi görünce CP, U'yu görünce CV aklına gelsin. Yeter. Kütle 1.3 kilogram. MK hesabına bakalım. M1, hani bu 1 ile 2 indisi sistem içinde. Sistem başlangıçta 1.3 kilogram. Havayla çalışıyoruz ve piston silindir düzeniyle çalışıyoruz. Önce P1 ile P2'nin eşit olduğunu söyleyebiliriz. Ve ideal gaz çerçevesinde şu iki eşitliği yazabiliriz. Bunları oranlarsak V2 bölü V1 eşittir M2 bölü M1, T2 bölü T1. Arkadaşlar bakıyoruz hacim diyor %50 artacak. O zaman 0.42 1.5 ile çarparsan buradaki %50 hacim artışını karşılarsın. Aşağısı 0.40. M2 belli değil, M1 belli tamam. T2 belli değil, T1 belli. El bizde ne kaldı? Soğuk. M2 kütlesini bize soruyor ama o 591.1 bölü T2'ye eşit. Yukarıdan öyle elde ettik. Böyle dursun bu. Bu böyle dursun ama enerji dengesinde ne vardı elimizde? V sınır çıkan vardı. Onu da halletmemiz lazım. V sınır çıkan PdV integrali basınç sabit. Bunu P1 büyük P1 büyük V2 eksi V1 olarak yazabiliriz. Arkadaşlar PV eşittir MLT'den P1'i M1RT1 bölü V1 olarak da yazabiliriz. Çünkü elimizde P1 yok. Ama ideal gazdan şunu yazabiliyoruz. Bu şekilde yazdığımızda sayısı olarak bilinmeyen bir şey yok. V sınır çıkan 56.55 kilojül. O da dursun. Başka başvuracağımız önemli şey arkadaşlar sürekli akışlarda kütlenin korunumunu devreye alalım. M'ye giren eksi M'ye çıkan delta M sistemdi. Bizde çıkan yok, giren kütle var. M'ye giren o zaman delta M sisteme eşit. Aa bak burada sistem dediğin an bu delta M, M2 eksi M1'e eşit olacak. Yani M'ye giren, M2 eksi M1. M2'yi biz şöyle 591.1 bölü T2 olarak bulmuştuk. M1 1.3 olarak var. O zaman M'ye gireni yine T cinsinden bulmuş olduk. Çok güzel. Enerji eşitliğine dönersek şöyle dönelim. M giren, H giren eksi V sınır çıkan M2 U2 eksi M1 U1 veya aşağıdaki şekil. Bir saniye. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arada bir ara vermek zorunda kaldım. V sınır çıkanı bulduk. Arkadaşlar M gireni de bulduk. Enerji eşitliğinde bunları yerleştireceğiz dedik.
yukarıdaki enerji eşitliğini hepsini yerleştirdiğimizde sadece T2'ye bağlı bir eşitlik elde ettik. Matematik olarak buradan T2'yi çözeceğiz. Bu matematik kısmı size kalmış. T2'yi buradan bakın diğer sıcaklıkları Kelvin olarak yazdığımdan dolayı Kelvin olarak bulacağız. 315.4 Kelvin. T2'yi bulduktan sonra zaten M2'yi hallediyoruz. 591.1 bölü 315.4 olarak hallediyoruz. 1.874 kilogram. Bu soruda bu kısımlar önemli. M2'den de artık belli. M2 eksi M1'di. M2'yi bulduktan sonra bu sisteme giren 0.57 kilogramlık bir hava var. Şu kısımlar önemli. Böyle bir soruyu güzelce çözmüş olalım ve entropi dengesiyle devam edelim. Şimdi S giren eksi S çıkan artı S üretim delta S sistemde şurayla başlayalım. Arkadaşlar S giren olarak ya Q bölü T veya kütleyle entropi girişini göz önüne alacağız. Burada kütleyle giriş var. Yani sisteme M giren, S giren olarak entropi girişi var. S çıkan yok. Sistemden kütle çıkışı yok. Bir de yalıtımlı. Onun için Q ile ilgili bir şey yok. Delta S sistemi bu şekilde yazacaktır. M2 S2 eksi M1 S1 entropi için. O zaman S üretimi toparlarsak, şu en aşağı bakarsak M2 S2 eksi S giren eksi M1 S1 eksi S giren olarak toparlamışız en aşağıda. Bak şurası çok önemli arkadaşlar. Buna şimdi dikkat edeceğiz. Evet bir soru var. Arkadaşlar basınç sıvının entalpisinde değişim yapmaz. Direkt sıcaklığa bakabiliriz. Şu kısım çok önemli arkadaşlar. Entropi dengesinden bu S üretimi bu şekilde buldun ya sen. Bu şekilde getireceğiz. Bak M2 başta, M1 başta olmak üzere parantez içlerini bu şekilde getirdikten sonra hava için aşağıdakileri yazabiliriz. Hava için nasıl yazıyorduk biz? Elen burada varsa birincisi için bu S2 ise buraya T2. İkincisi S girense faydaya T giren yazıyorduk. Sonuç olarak M2'nin yanında bu entropi değişimini bu şekilde belirledikten sonra burası kolay. Burada basınçlar içinde P2, P1'den yazılacak. M1 için de yanındaki ifade aynı şekilde yazılacak. Buraya getirmek önemli. Evet, buraya getirdikten sonra arkadaşlar, şuradaki gösterimlerin hepsinin sayısal değeri elimizde var. Bunu uzun uzun anlatmayacağız tabii ki. Buradan bakarsınız. Entropi üretiminde de bu sistemde pozitif olarak bulacağız. 0.09 olarak. Kilojoule bölü Kelvin olarak. Arkadaşlar bu soru önemli. Burada anlatmaya çalıştım ama tabii ki ayrıntısına bakacaksınız. Süreksiz sistemlerde de yaklaşımımız bu şekilde. Yorulduk ama bazı kısa bilgiler vermemiz gerekiyor. Bir kısa bilgiden sonra, birkaç bilgiden sonra bir soru çözerek dersimizi bitireceğiz. Ama şu yeni bilgiye geçmeden hem yorulduk bir kağıt yapalım. O kadar konuştuk. Bir 4-5 soruluk bir kağıt yapalım.
Evet arkadaşlar, başlayalım. Evet arkadaşlar, yaz okulumuzun son kağıtı ısının işe çevrilebilirliğinin ölçüsü entropidir. Bu çerçevede 43 arkadaşımız doğru cevap vermiş. Teşekkürler. Diğer arkadaşlar da dikkat etsinler. Isıyı işe çevirebiliyorsak bu çevrilebilirliğin ölçüsü entropidir. Entropi üretimi sıfır ise arkadaşlar çevrim idealdir, içi tersinedir veya tersinedir. Başka da bir şey söylenemez. Entropi üretimi gerçek sistemlerde sıfır olmaz, sıfırdan büyük olur. Gerçek sistemlerde, ideal sistemlere biz tersinir veya iç tersinir diyoruz. Evet, 38 arkadaşa teşekkürler. Arkadaşlar TDS eşitliklerini çok kullanacağız. Burası artı P, DV ise burada DU var. Burası eksi V, DP ise burada DH var. Demek ki doğru cevap iç enerji değişimi olacak. Evet, bugün hep 37-38 gidiyor arkadaşlar. Şu sayılar yani... Yüzdeye vurursak başarının da %38 civarında olacağını gösteriyor final sınavında. Ya, eksi varsa? Eksi varsa VDP ve DH yani entalpi değişimi. Bu derste anlattık onu. Evet, bakın yine hep 36, 37, 38 gidiyor. İşlem sırasında sistem ile çevresinin entropi değişiklerinin toplamı pozitif olur diye onu ispatladık. Entropinin artışı ilkesi çok önemlidir arkadaşlar. Kısaca konuştuk onu, o çok önemlidir. Ama ilginçtir, hep 36, 38 civarı gidiyoruz. Yıllardır gösteriyor ki böyle gidiyorsak başarı da bu yüzdede oluyor. Evet, son sorumuz. Evet, burada düştü. Şimdi arkadaşlar dikkat edeceğiz. H2-H1 yerine biz özgül hacim çarpı P2-P1 yazmıştık. Diğerleri zaten geçerli değil. Buna dikkat edeceğiz. Bunu da bu derste ispatladık. Ona güzelce bakın. Pompada elimizde entalpiler varsa tabii buradan hesaplarsın. Ama yoksa bu eşittir.
Özgür Hacım V1, V2 birbirine çok yakın olduğu için sabit alıyoruz. Özgür Hacım çarpı basınç değişimi bize sonucu veriyor. Evet, katılımınız için teşekkürler. Son kartı da tamamlamış olduk. Podyuma giren arkadaşları tebrik ederiz. Önemli konu izentropiyi kısaca anlatalım arkadaşlar. Sabit bir kütlenin entropisi ısı geçişi ve tersimbenzliklerle değişir demiştik. Bakın ısı geçişi ve tersimbenzlikler sabit bir kütlenin entropisini değiştiriyor. Entropi içten tersinin ve adiabatik hal değişimleri sırasında değişmiyor. İdeal durumlarda değişmiyor. Hal değişimi sırasında entropi sabit kalıyorsa, biraz önce konuştuk, izentropik hal değişimi göz önüne alınıyor. İzentropik. Bu İngilizce izentropiyi bazı kitaplar izentropik diye Türkçe çeviriyor. Bazen izentropik. Ben bunu tercih ettim. İzentropik hal değişimi için bunu söyleyebiliriz. Sistem için arkadaşlar delta S 0 ise S1 eşittir S2 diye biraz önce problemleri çözdük. İzentropik hal değişiminde şunu göz önüne alıyoruz. İdeal durum, tersinir durum. Pompa türbünlüğüyle yayıcı var. Bu elemanlar hakkında açık sistemlerde güzelce konuştuk. Yalıtımlı ise adiabatik olarak çalışırlar. Bunlar yalıtımlı ise adiabatik alacağız. En yüksek verime, sürtünme gibi tersimbenzlikler en aza indirildiğinde ulaşırlar. İzentropik değerlendirmeyi o zaman yapıyoruz. İzentropik hal değişimleri sistemlerde gerçekleştirebilecek hal değişimlerin 3 sınırı. Arkadaşlar termodinamikte referans noktaları bizim için önemli. Sistemlerde gerçekleştirebilecek hal değişimlerin üst sınırı izentropik durumlardır. Bizim için bir referans noktası. Biz her zaman bu ideal noktalardan yola çıkarak gerçeğe ulaşıyoruz. Bu çerçevede verim tanımları da yapılabilir ki biraz sonra yapacağız. Tersinin adiabatik hal değişimi izentropik hal değişimidir. Bakın bir soruda şey derse, tersinir ve adiabatik olarak al derse zaten izentropiye gideceğiz. Zaten sadece tersini dese de izentropiye gireceğiz. Her izentropik hal değişimi tersinin adiabatik hal değişimi değildir sonuçta. İzentropik hal değişimi içten tersinin adiabatik hal değişimidir. Biz bunları biraz şimdi bir örnekle çalışalım. Arkadaşlar kısaca izentropikten bahsettik. Bir iki örnekle çözdük zaten biraz önce. İzentropik verimlerden konuşmadan önce bu kısmı izentropik buhar türbünü ele alalım. V neti bulalım bu türbin için. Bak giriş koşulları verilmiş, çıkış koşulları verilmiş. V net ne olur bu türbin için? Evet, buhar türbünü suyla çalışır sonuçta. Bir buhar türbünü. Enerji dengesini yazarsak buraları hızlı geçeceğiz. Giren çıkanlar altında yazılıyor. Çok çalıştık. Sürekli akışta burası sıfır. Ve geçmişte yine çalıştığımızda bu buhar türbünü için V neti biz M çarpı H1 eksi H2 olarak yazabiliyoruz. Kinetik ve potansiyel enerjiyi ihmal ettiğimiz için. Watt veriminde ise buraya kütlesel debi geliyor dedik. Tamam, bu sonucu elde ettik. Hal 1 4 megapascal ve 350 derece santigrat. Arkadaşlar bu bana hemen kızgın buharı gösteriyor ama ispatlarsak 4 megapascal da TD 250, burası 350, T1 büyük TD kızgın buhar bölgesindeyiz. Türbin girişleri kızgın buhar olmak zorunda zaten. H1 ve S1'i tablodan bu özgül entropi, özgül entropiyi tablo altından buluruz. Hal 2 gerçek durum. P2 125 kilopascal, X2 1 verilmiş. Arkadaşlar X2 1 ise doymuş buhar noktası. Şimdi bu gerçek durum olarak alacağız H2'yi önce, sonra izentropik olarak alacağız. Çünkü bu V neti bulurken iki yaklaşımı da ben göz önüne almak istedim. Hem de soruda izentropik buhar türbünü demiş. Onun için izentropik durumu da göz önüne alacağız. Ama başlangıçta bak burada izentropik durumu göz önüne almıyorsak gerçek durum bu. P2'nin çıkış
basıncı ve kulüp derecesi verilmiş. O zaman doymuş buhar noktası zaten burası. Hemen H2 değerini H2G olarak doymuş buhar noktası olarak buluruz. Gerçi A da göstermişim. Bundan sonra hep böyle göstereceğiz. H2A 2684.9 kilojoule bölü kilogram. Şu ikisini geçmişte çok çalıştık. Bu şekilde yapıyorduk zaten. Ama biz Halikiye ideal, izantropik olarak gidiyorsak 125 kilopaskalda ve S2 eşittir S1 olarak gidiyoruz. O zaman 125 kilopaskal için burada S'leri yazdığımız an SF, SG'lere bakacağız. Bizim S2'miz S1'e eşitse bak yukarıda var 6.58.43. Bu ne? Bu 1.37, 7.28 arada kalıyor ıslak buhar bölgesi. Bak burası doymuş buhar noktasıydı. Ama izantropik çalıştığımızda ıslak buhara düşüyor sistem. Hocam izantropikte hangi tabloya bakacağız? İzantropikte yine aynı şey. Yani bu basınç için bakacaksın. Yukarıda da 125 kilopaskal ve x2 eşittir 1 için yani doymuş buhar noktası için baktık. Ama 125 kilopaskalda bak yine bu hani sen yukarıda da baksan aşağıda da baksan bu SF SG'ler aynı da ikinci hale ait özgür entropi birinci hale ait eşit alıyoruz. O zaman S2 nereye düşüyor? Bunların arasına düşüyor. Islak buhar bölgesine düşüyoruz. Buradaki doymuş buharı göz önüne almıyoruz şu anda izantropik çalışırken. Yani normalde S2 SG'ye eşit olacak değil mi gerçekte? Ha, gerçekte öyle evet. Gerçekte yukarıda S2 yazdığı an S2 G'ye eşit gerçekte. Ama ideal çalıştığımızda idealde buraya düşüyor sistem. Teşekkürler hocam. Tamam sağ olun. Şurayı biliyoruz arkadaşlar. S2'yi bu eşitlikten hesaplarız. Daha doğrusu X2'yi bu eşitlikten hesaplarız. Kuruluk derecesini. Yukarıda 1'di. Ama aşağıda ıslak buhar bölgesine düşüyor. Zaten 1'den küçük olmak zorunda. 0.88 bulduk ideal durumda. Gerçek durumda ideal durum. Bu arkadaşımızın sorusu da güzel. Gerçekte buradaki S2. S2 G'ye eşit. Yani şuna eşit gerçekte. 7.28'e. Bu bilgiler çok önemli. Arkadaşının sorusu da önemli. Yukarıdaki basınç 125 kilopaskal. Arkadaşlar izantropikte devam ediyoruz. X2 bulduk. Oradan H'ye, entalpiye, özgür entalpiye geçebiliriz. Yine 125 kilopaskal için HF'yi, HFG'yi okuruz. Gerçekte HG'ye eşit olacaktı yukarıda yaptık. Ama bu ideal durumda S altıncısını kullanacağız izantropik için. İdeal durumda 2S bak. Gerçekte H2A dedik karışmasın diye yukarıda. O 26.84 oldu. Ama izantropik durumda buradaki kuruluk derecesini göz önüne alarak HF'yi, HFG'yi göz önüne alarak H2S'yi 2419 buluruz. Bir daha bakacağım yukarıya. 2684, 2419. Böyle bir değişim var gerçekle izantropik ideal arasında. O zaman V net A yani gerçek durumda şu iki değeri H2-H1'i bulduk. Kütlede 1 ise 408.4 kilowatt net V net gerçek. V net ideal 673. Arkadaşlar bu bize ne gösteriyor? Şimdi orası önemli. Gerçekte biz 408.4 kilovatta çalışıyoruz. Böyle bir sistemimiz var fabrikamızda. Bu sistem bize bunu veriyor. Ama biz bu sistemi iyileştirirsek ve ideal duruma getirebilirsek ki gerçekte getiremeyiz. Ama diyelim ki getirdik. İdeal durumda 673 verecek bak bize. Ulaşabilecek en yüksek değer bu. Bunun ötesi yok. İşte bizim referans noktamız bu. Biz 408'de gerçekte çalışıyoruz ama bu idealde 673'te çalışıyor. Biz mühendis olarak burada nasıl bir optimizasyon yapabiliriz, nasıl bir yaklaşım yapabiliriz ki bu 400'e hadi 450 yapalım. 673'e gelmeyecek ama aradaki fark çerçevesinde bir miktar daha bunu arttırabiliriz. Ne yapabiliriz sisteme? Tabii bu ayrı bir ders konusu. Sonuç her zaman VNet izantropik ideal büyük olacak VNet gerçekten. Bak burada da izantropik verime geçtik. Bu da önemli. Artık bu bulduğun iki değerin oranı tabii ki bu çalıştığımız sistem için V net bölü
V net A bölü V net S'ye eşit olacak 0.61. Bu izantropik verim bunadı türbin için. Burada biz türbin için çalışıyoruz. Türbin için bu oran izantropik verimi verir. Neden? Çünkü ideal koşullarda izantropikte biz buna ulaşabilirken gerçekte buna ulaşmışız. O zaman yani ideal yani izantropik durumun verimi ne olur? 0.61 olur. 673'ün %61'i kadar biz bu sistemden yararlanabiliyoruz. İzantropik verimden de burada bu şekilde bahsetmiş olalım. Bu kısımlar önemli arkadaşlar. Final sınavı ödevi için hepsi önemli. Onun için hızlıca önemli noktaları yavaşça tabii ki geçerek dersimizi işleyelim. İdeal gazların izantropik hal değişimleri de önemli. Bunu kısaca bahsedeyim. Sabit özgül ısılar yaklaşımı var ve değişken özgül ısılar yaklaşımı var. Biz bu sabit özgül ısılar yaklaşımını bu derste konuştuk. S2-S1 için şu ikisini yazabiliriz. Sabit özgül ısılar yaklaşımı altında ortalama değerleri alarak bunu konuştuk. S2 eşittir, S1 ise izantropik çalışıyoruz. Bak, ideal gazların izantropik hal değişimleri. S2 eşittir, S1 ise şu ikisi birbirine eşitse içerideki şunla birbirine eşit oluyor. Mesela CV ortalama elen T2 şurası eşittir. Eksi R elen V2 bölü V1 oluyor. Sonuçta matematik olarak düzenlersek elen T2 bölü T1 de şu kısma eşit oluyor. Arkadaşlar bunları matematik olarak düzenlemişler sonra. Yani elenden bunu kurtarırsan şuraya geçelim. T2 bölü T1, V1 bölü V2 üzeri K-1 oluyor. Şu yanda ayrıntısı var, oraya bakalım hemen. Hani K-1'e nereden geldik? Esasında şuraya geldik. Bak. R bölü CV ortalama şurada 3'te var. R bizim CP-CV'ydi. Geçmişte çalıştık. K'yı da biz CP bölü CV olarak gösteriyorduk. O zaman şu üstte biz RCV'ye ulaşıyorsak, şu RCV'yi, R'yi CPCV cinsinden yazarsak bu. Aşağıda CV varsa bu. Burayı matematik olarak düzenlersek CP bölü CV eksi 1. Şuna biz K diyorduk zaten. K eksi 1 oluyor yani. Şuradaki K eksi 1 oradan geliyor. Bu K değerleri ideal gazlar için ilgili tablolardan seçiliyor. Arkadaşlar yani basınç için yaparsan şuna erişiyoruz. Özgül hacimler için yapıp hani başına basınca alırsak burada sıcaklık var. Şuraya erişiyoruz. Şu üçünü ezberlemeyeceğiz ama bileceğiz. Gerektiğinde ideal gazlardaki izantropik durumlar için bu üç tane eşitliğin kullanıldığını bilelim. Bak yanına zaten S1 eşittir S2 yazmış. İzantropik durum. Çıkartılışını bir tanesi için yaptık. Diğerleri de benzer. Değişken özgül ısılara da çalıştık. Şu şekildeydi. CP için çalıştık. S1 eşittir S2 ise arkadaşlar burası 0. O zaman şu S2'yi tek başına bırakırsan üzeri 0 olan şuna dönüşüyor. Şurada devam edersek S2 eksi S1 üzeri 0 olan eşittir R elen P2 bölü P1 kalıyor. Buradan bize basınçlar lazımsa basınçları çekelim. Elenden kurtaralım. O zaman P2 bölü P1 E üzeri yani eksponansiyel oluyor. S2 üzeri 0 eksi S1 üzeri 0 bölü R oluyor. Bu ifadeye bağıl basınç deniyor arkadaşlar. Ve bu bağıl basınç değeri yani şunu bizim için yine hesaplamışlar. Bu P2 bağıl basıncı PR ile göstereceğiz. PR2 bölü PR1 oluyor burası. Yani direkt P2 bölü P1 eşittir bağıl basınçlar oranı oluyor. Bu PR değerleri tablolarda var. S1 eşittir S2 için bunu yazabiliriz. Değişken özgül ısılarda. Bunlar ne işimize yarayacak? Örnekle bakarız. Arkadaşlar elimizde hani bu P2 bölü P1 eşittir PR2 bölü PR1 varsa ve ideal gazlar altında bazı yaklaşımlar yaparsak biz özgül hacimler oranını da şu şekilde gösterebiliyoruz. Burada çıkartılışı var. Şu sonuç, kırmızılı sonuç bizim için önemli. Hem bu sonucu kullanacağız, hem gerektiğinde özgül hacimler oranı lazımsa bu sonucu kullanacağız. Yine burada bu bağıl basınçlar var. Ya burada hani uzatmış biraz. Yani şu orana da direkt VR2 VR1 deniyor. Ona da bağıl özgül hacim oranı deniyor. Yani T bölü PR'ye biz kısaca VR'de diyebiliriz.
Burası önemli. PR ve VR değerleri sıcaklığa göre hesaplanmış ve tablo olarak verilmiştir. Bu tablo A17'yi kullanıyoruz zaten. Buraya başvuracaksınız arkadaşlar. Bu VR ve PR değerleri orada var. Burada bu oranlar bize lazımsa şuradan yararlanarak bulacağız. Şimdi tabii ki anlattık bu kadar. Hemen bir örnekle destekleyelim. Yine izentropik, biraz önce türbünü almıştık. İzentropik kompresörü ele alalım. VNT'e bakalım. Arkadaşlar burada havayla çalışıyoruz. İdeal gazlar tamam. Giriş koşulları verilmiş, çıkış koşulları verilmiş. Kompresöre iş girişi var. Tamam, VNT'e bakacağız. Şu kısımları geçelim. VNT nedir? Kütlesel debi çarpı HK-1 watt birimidir. Tamam. Hava için değişken özgür ısılar yaklaşımı uygulayalım. Tablo A17'den T1 300 Kelvin için H1 ile TR1'i okuruz. Bak. Tamam. Şimdi başta ne dedik biz? İzentropik kompresör. İzentropik yaklaşımlar altında bu TR değerlerini kullanabiliyoruz demiştik. Burada dursun bu şimdi. T2 550 Kelvin için H2'yi de okuruz. Bu gerçek değer. İzentropik kompresör için neydi? P2 bölü P1, PR2 bölü PR1'di. Bize 600 kPa ile 95 kPa verilmiş. Biz PR1 değerini 1.38.60 olarak bulduk. Buradan PR2'yi çekebiliriz. Bak gerçekte H2 554'tü. Biz PR2'yi çektikten sonra 8.754 karşısındaki H2'yi okuduğumuz zaman bu H2 S oluyor. Biz PR'ler devreye girdiğinde bulduğumuz değer S'li değer. Yani izentropik durumu gösterecek. O zaman gerçekle ideal duruma ait entalpileri, özgül entalpileri bulduk. Bu 554, bu 508. Tamam. O zaman gerçekle ideal VNT'lere bakalım. Gerçekte 254.55 kW. İdealde S'li indisi kullanacağız bu sefer. 208.58 kW. Bak idealde sonuçta işi biz veriyoruz. Bu kompresöre ne kadar iş, ne kadar az iş verirsek o kadar bizim için iyi. Gerçekte 254 veriyoruz ama 208 de bu idealde çalışırmış. İzentropik durumda kompresöre daha az iş girişi olacak. Bu sefer kompresörün, izentropik kompresörün verimi 208 bölü 254. Küçük değer yukarıda, büyük değer aşağıda kalacak her zaman. Bu sefer bu %82 izentropik verimli bir kompresör. 254 gerçek değerin %82'si kadar ideal değerde çalışabilir anlamında bu. Arkadaşlar kompresörler iş tükettikleri için VNET ideal küçüktür VNET'ten. VNET gerçekten. Evet, bugün biraz konular çok. Çünkü son dersimiz. Şimdi kısa bir ara devam edeceğiz. Bugün biraz uzun arkadaşlar ama dersi bitiriyoruz. Yine yorulduk, bir 10 dakika ara verelim. Hocam. Evet. Vizeyi ne zaman açıklayacaksınız? Artık Perşembe, Cuma'yı o konuya ayıracağım. En geç pazar. Tamam hocam, teşekkürler.
Arkadaşlar dersimize devam edelim. Bugünkü dersimizde entropinin tüm yönleriyle ele almak durumundaydık. Ve tersinin sürekli akış işin hakkında da konuşmamız gerekiyor. Tersinin sürekli akış işini kısaca ele alalım. Açık sistemde bildiğiniz gibi kütle giriş çıkışı var ve sürekli akış. Bu çerçevede arkadaşlar E kütleden bahsettik. Sürekli akışta M giren eşittir M çıkan dedik. Biz bu E kütlenin enerjisi, yani kütlenin enerjisini de E kütle olarak yazdığımızda P artı kinetik enerji artı potansiyel enerji olarak yazdık. J bölü kilogram biriminde, yani özgür kütle ile enerji geçişi için. Yine entalpiyi biz U artı PV olarak değerlendirebiliriz dedik. Bu bilgiler kapsamında ilerleyelim. Akışkan içten tersine bir hal değişiminden geçtiği sürekli akışlı sistemi ele alalım. Akışkan ideal, yani içten tersine bir hal değişiminden geçiyor sürekli akış. O zaman enerji dengesini biz nasıl yazabiliyorduk? Bu akışkanda arkadaşlar ısı girişi olabilir, kütle girişi olabilir. İş çıkışı olabilir bu ısı girişi çerçevesinde ve kütle ile enerji çıkışı olabilir dedik. Sürekli sistemde bunu sıfır alacağız. Açık sistem için tersinin sürekli akış işini işlediğimizden dolayı bu açık sistemde kütle giriş çıkışı olsun, iş çıkışı olsun, bu tersinin sürekli akış işini işlediğimizden dolayı iş çıkışı olsun, şurada da ısı girişi olsun sürekli akışta. Sistem sınırından diferansiyel formda ısı ve kütle girişi ve iş ve kütle çıkışı olsun. Tersinir işi hesaplayalım. Hani biz bu enerji dengesini yazdık da bunun şekli nasıl olabilir? Bu türbin gibi olabilir. Buradan kütleyle enerji girişi var, kütleyle enerji çıkışı var. Türbine ısı girişi var. Ve türbinden biz bir iş elde ediyoruz. O zaman enerji dengesi altına yazdığımız bu terimleri toplayıp çıkarırsak şu sonucu elde ediyoruz. Düzenlersek delta Q eksi delta V'yi sol tarafa aldığımızda karşı tarafta kütleyle enerji giriş çıkışları oluyor. Bunları J bölü kilogram biriminde yazarsak da şu son sonuca erişiyoruz. Arkadaşlar kinetik enerji potansiyel enerjilerin de diferansiyelini almış burada. Entalpinin de almışız. Sonuçta şurada her tarafı kütleye böldüğümüzde birim J bölü kilogram oluyor ve şu sonuca ulaşıyoruz. Bugün ne öğrendik? İçten tersinirde Q'yu biz T çarpı D'si olarak yazabiliyoruz. J bölü kilogram biriminde gösterim şöyle olsun. T, D'si çalıştık bugün ve burada entalpi değişimi varsa yanında eksi V, DP oluyordu. Bunun çıkartılışını da bugün yaptık. Buraya da yazdık zaten, daha önce elde ettik. O zaman yukarıdaki şu eşitlikte arkadaşlar DQ yerine TDS'yi yazabiliriz tersinir durumda. Zaten bu yaklaşımı tersinir olarak ele alacağız. O zaman şurada Q TDS ise buraya yazarız. Bunun yanında TDS de DH eksi VDP'ye eşit. Bak oraya da geçirdik, tamam. Yanındaki diğer eleman da tersinir olsun. Yani tersinir iş çıkışı olsun. Ve kütle ve enerji giriş çıkışı için yazacağımız diferansiyel formda şu şekilde yer alsın. Arkadaşlar bu DH eksi VDP'yi yerleştirelim eşitliğe. Bak yukarıda duruyor bu. Aşağıdaki de bu. Şurada da DH var. Yerleştirdiğimizde burada da DH geliyor. Bunlar birbirini götürür. Bu çerçevede delta ve tersinir işi tek başına bırakırsak başında eksilik var, dikkat. Diğerlerini öbür tarafa atarsak bak, özgür hacim çarpı basınç değişimi, kinetik enerji değişimi, potansiyel enerji değişimi. Diferansiyel formda bu şekilde gösterdikten sonra integrallerini alırsak V eksi V TR, sonuçta hacim çarpı DP'nin integrali hali 1 ve hali 2 arasında kinetik enerji ve potansiyel enerjilerin integrali delta'ya eşit olacak, delta'lı hallerine. Bu başındaki eksiği bu tarafa atarsak arkadaşlar tersinir işi bu şekilde yazabiliriz. Bak, sürekli akışlı bir sistemde içten tersine bir hal değişimi sırasında yapılan tersinir iş bu. Sistemden çıkan tersinir iş. Bak neye eşit? Hacim çarpı
basınç değişimine şunu bir pompadan biraz hatırlıyoruz. Tabii kinetik ve potansiyel enerjiyi ihmal edemiyorsak onlar da yanında yer alıyor. Hepsi eksi işaretli. Sıkıştırılamaz akışkan için V sabit demiştik. V tersinir o zaman V'yi dışarı çıkartabiliriz. İntegral için böyle kaldıysa o zaman tersinir iş eksi V delta P'ye eşit oluyor. Gerisi aynı. Bir sıvının borudaki, lüledeki, yayıcıdaki sürekli akışında iş etkileşimi yoksa, arkadaşlar türbinde var, pompada var ama lülede, boruda, yayıcıda yok. O zaman bu V tersine sıfır olur. İdeal olarak yaklaşıyorsak V tersine sıfır olur. Elimizde bunlar kalır. Bunların eksi işareti burası sıfırsa önemli değil, artıya dönüşür. Şu şekilde yazabiliriz. Lüle için, boru için, yayıcı için sürekli akışta şu ideal sonuca ulaşabiliriz. Bunu niye buraya yazdım? Arkadaşlar bak, bu ideal sonuç akışkanlar mekaniğinde de işliyoruz. Bernoulli denklemine dönüşüyor. Sonuçta V P2-P1 delta kinetik enerji bu şekilde. Delta potansiyel enerji bu şekilde. Buna biz Bernoulli denklemi diyoruz akışkanlar mekaniğinde. Bernoulli denklemi ideal bir denklemdir. Sürtünme yok. Şok dalgaları etkili değil. Tersinir akış var. Bu çerçevede İdeal denklem dediğimiz Bernoulli denklemi de termodinamikten elde ediyoruz zaten. Tamam. Ama bizim için şu anda önemli nokta şu. Türbin, kompresör, pompa. Bunlar iş üreten veya iş tüketen elemanlar. Bunlar için tersinir iş. Yani ideal iş eksi VDP integraline eşit. Şurada kinetik ve potansiyeli ihmal edersek. Arkadaşlar bu sonuç bizim için önemli. Yani bir türbini, kompresörü, pompayı ideal şekilde çalıştırdığımızda bu sisteme vereceğimiz veya sistemden alacağımız iş miktarı tersinir iş miktarı olacak idealde. Bu da gördüğünüz gibi akışkanın özgür hacmi ve basınç değişimine direkt ilişkili. Bu sonuç bize ne gösterir? Özgür hacim arttıkça tersinir iş miktarı artar. Tersinir iş miktarı arttıkça gerçek sistemlerde biz bunu uygularız. Gerçek sistemlerde özgür hacmin değeri arttıkça elde edeceğimiz iş miktarı da artar. Sonuçta idealden gerçeğe geçiş yapabiliyorduk. Sıkıştırmada V küçük, genişlemede V büyük olacak. Olursa V giren az, V çıkan çok olur. Yani iş tüketen ve iş üreten makinalarda tabii ki sıkıştırma işleminde V küçük, genişleme işleminde V büyük olursa o zaman ideal durumda ve gerçek durumu karşılaştırırsak aynı şey olacak. V giren daha az olacak. Bu sefer daha az elektrik enerjisi tüketeceğiz ve çıkan elde edeceğimiz iş daha çok olacak. Şu eşitlik ve altındaki şu sonuç bizim için önemli. Tersinin sürekli akış işi eşitliğinin mühendislik açısından önemli sonuçları diye buraya yazmışım. Bunu siz okuyun. Üzerinde şimdi ayrıntılı durmayacağım. Birkaç noktaya bakacağız. Yani yukarıda elde ettiğimiz sonucu burada ben toparlamışım. İzentropik işlem için ne yazabiliriz diye. Bunu inceleyeceksiniz siz. Aşağıdaki bilgileri okuyun. Önemli noktayı şimdi konuşacağız. Bak, buharlı güç santrallerinde pompadaki akışkan sıvıdır ve özgül hacmi çok küçüktür. Diğer yandan türbindeki akışkan su buharıdır ve özgül hacmi çok daha büyüktür. Bu nedenle türbinde yapılan iş, pompaya verilen işe oranla daha fazladır. Çok daha fazladır. Özgül hacimler hakkında biraz önce konuştuk. İş tüketen, iş üreten makinelerdeki özgül hacmi öneminden bahsettik. Buharlı güç santrallerinin elektrik üretiminde çok yaygın olarak kullanılmasının nedenlerinden biri de budur. Oradaki özgür hacim çok daha fazla büyüktür. Bu ne demek? Oradan daha fazla iş alıyoruz, iş üretiyoruz demek. Pompada özgür hacim çok küçüktür. Sıvı olduğu için sıvının var. Öteki kızgın var. O zaman pompada az enerji tüketiyoruz. Isı makinelerinde yoğuşturucudan çevreye verilen ısıyı kazanmak için türbinden çıkan kullanılmış buhar doğrudan pompaya gönderilseydi, geçmişte gene bunu konuştuk. Yani Q çıkan sıfır olsaydı, olabilseydi pompaya verilmesi gereken iş türbinden elde edilen işe eşit olurdu. O zaman ne anlamı var böyle bir sistemi çalıştırmanın? Bakın burada çok güzel onu anlattık. Biz geçmişte dedik ki bu pompa sıvıyla çalışır. Onun için Q çıkan olacak ki biz türbinden çıkan ıslak buharı direkt sıkıştırmış sıvıya çevirelim. Niye çeviriyoruz? Pompa o sıkıştırmış sıvıda çok daha az enerji tüketiyor.
Eğer direkt türbinden çıkan biz ıslak buharı pompaya gönderseydik, o zaman ikisinde de neredeyse eşit enerji kullanacaktık. O zaman bu sistemi kullanmanın hiçbir amacı olmayacaktı. Buralara önemli arkadaşlar. Termodinamikte elde ettiğimiz bütün bu teorik sonuçlar pratikte bizim çok işimize yarıyor. Buraları okursunuz. Şuraları hızlı geçeceğim. Sürekli akışlı düzeneklerde izantropik verimden bahsettik arkadaşlar. Burada da onu güzelce anlatıyorum, siz okursunuz. Ama önemli noktaları söyleyeceğim tabii ki. Türbin için bir analiz yaparsak arkadaşlar, soru da çözdüm. Türbin için izantropik verim neydi? V türbin gerçek, V türbin ideal, yani izantropikti. Bak bunu biraz önce çalıştık. Biz bu V değerlerini de entalpi cinsinden yazabiliyorduk. İstersen entalpi cinsinden yazabilirsin. Yukarıda anlatıyor. Okuyunca bunu güzelce anlarsın. Bunların grafiklerini çizersek arkadaşlar, bak gerçek durum bu, izantropik durum bu. Adiabatik bir türbin için. Kompresör yine biraz önce çalıştık. Kompresörde gerekli analizleri yaparsak arkadaşlar, izantropik verim ve kompresör ideal ve kompresör gerçekti. Bunu biraz önce de çalıştık. İstersen entalpi farkı cinsinden de bunu yazabiliriz. Pompa bizim için önemliydi. Bayağı pompa üstüne çalıştık. Arkadaşlar termodinamik biri bugüne kadar alan, dinleyen artık pompa ile ilgili her türlü bilgi edinmiş oldu. Bu konuda hiçbir hata yapmaz. İlk dersten bugüne kadar adım adım geldik ve sonuçta bu noktaya ulaştık. Entropiyle işi, izantropik verimlerle işi bitiriyoruz. Bak burada da yine uzun uzun pompayı ben anlattım. Bunların hepsini geçmişte çalıştık. Sonuçta pompanın izantropik verimini biz V pompa ideal ve pompa gerçek olarak yazabiliriz. Bak entalpi farklı cinsinden yazabileceğin gibi şu ideal sistemlerde H2-H1'i şu şekilde yazabiliriz dedik ama ideal sistemlerde. Bunu da buraya dahil ettik. Gerçekte böyle kalacak. Tabii gerçekte de yazsan arkadaşlar, yani buna yakın sonuç çıkıyor da burada yine ayrıntılı bilgiyi vermiş olayım. Lülle'ye gelelim. Arkadaşlar benzer birinci yasa analizlerini yaptıktan sonra gerçek durumla izantropik durumu ele aldığımızda Lülle içinde entalpi farkları ve oranları cinsinden veya arkadaşlar hızlar cinsinden bir sonuç elde ediyoruz. Neden bu entalpilerden hızlara geçtik? Yukarıda anlatıyor. Enerji analizini birinci yasa kapsamında yaparsak şu entalpi farkları bu hızlara eşit oluyor. Lüle'nin amacı neydi? Hızı arttırmaktı. Onun için burada hızlar zaten devreye giriyor. Hani her zaman hızları veya kinetik enerji ihmal etmeyeceğiz. Lüle'nin amacı hızı arttırmaktı zaten. Evet, bunları hızlı geçiyorum çünkü hem biraz bahsettik hem buradan okuyacağız. Güzelce anlarsınız. Grafiklerini de çalışın veya inceleyin. Sonuçta izantropik ve gerçek hal değişimleri grafikleri bu şekilde çizilebilir. Arkadaşlar, maddelerin basınç, sıcaklık, entalpi, entropi ve özgür hacim bağıntılarını gösteren grafiklere, yine bu derste söylemiştim ben, Moller diyagramları denir. Biz termodinamiği bundan 30 sene önce alırken Moller diyagramlarıyla çalışıyorduk. Şimdi yine çalışabiliriz ama tablolarda Moller diyagramında okuduğumuz verileri okuyabiliyoruz. Dersi bitirmeden bir örnekle yol alalım. Arkadaşlar, dediğimiz gibi yaz okulunda termodinamik bir de verilmesi gereken en önemli noktaları canlı olarak anlattık. Elinizde tüm yazılı bilgiler de var. Benim yılların tecrübesi sonucu oluşturduğum bilgiler. Onları çalışmanız benim için yeterli. Ama TV diyagramı, TS diyagramı, PV diyagramı yanlış çizen başarılı olamaz diye söylüyorum. Final sınavı benim için çok önemli. Final sınavına ona göre hazırlanın. Buhar türbinini ele alalım. İzantropik verimler verilmiş arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle. Türbini ele alalım. Önce bir girişindeki bilgiler verilmiş. Bu kızgın buharı bize gösteriyor. İki tane çıkış var. Bir kere arada V çıkan olacak. Tabii ki türbinden bir iş elde ediyoruz. Ve kullanamadığımız şuradaki suyun buharın enerjisini 3 noktasından 30 kilopaskalla dışarı atıyoruz.
Ama arada iki noktasından biraz enerji çekilmiş. Giriş buharının %6'sı kadarı alınıyor. Bu besleme suyunu ısıtmak için kullanılmış. Yani fabrikalarda, sanayide bu yapılır. Türbinde yüksek değerde bu kızgın buharla enerjiyi veriyoruz. Çıkışın bir kısmını alıp besleme suyunu ısıtırsak belli noktalarda, başka yerlerde verimi arttırmış oluyoruz. Bu da besleme suyunu ısıtmak için giriş buharının %6 kadarını buradan almış. Diğeri buradan atılıyor. Bu da bir şekilde değerlendiriliyordur. Biz sadece bir parçayı göz önüne alarak problemi çözeceğiz. Buradaki basınç 8 kilopascal, yüksek basınçta almış. Bu bilgiler altında giriş çıkışlar, bak bir giriş var, 1-2-3 tane çıkış var. Enerji dengesini her zaman yazıyoruz. Kütle giriş çıkışlarını yazdık, bir de iş çıkışı var, onu da yazdık. Sürekli akışta burayı 0 aldık. Bak burası M1, burası M2, burası M3. Debiler farklı, yani her zaman eşit olacak değil. Ama M2 debisi girişin %6 kadarıymış, tamam. O zaman M3 debisi ne olacak? Şurada girenin %6'sını bu alıyorsa geri kalanını 3 alacak. Geri kalanını %100 eksi %6 M1 kadar, yani 0.06 M1'i de göz önüne aldığımızda M2'yi elde ediyoruz. M2'yi %6 ile M3'ü bunun farkıyla, tamam doğru söylemiş olalım. Burası 0.06 M2 için, 0.94 M3 için elde ediliyor, tamam. O zaman V çıkan da bu M1'ler, M2'ler, M3'ler farklı olduğu için bu şekilde yazacağız. Bakın hepsini M1 cinsine çevirebiliriz. Çünkü şurada karşılıkları var. Tamam. Ve V çıkanı M1'e böldüğümüzde elimizde H1 eksi 0.06 H2 eksi 0.93 H3 kalıyor. Burası matematiksel düzenleme. Birimi jül bölü kilogram yapmışız. M1'i buraya alınca. Burası watt. Burası kilogram bölü saniye. Birim analizi yaptığında bu jül bölü kilograma eşit olur. Arkadaşlar V çıkan yukarıda var sonuçta. Jül bölü kilogram biriminde. Bakın hani buradaki noktayı götürdük. Sadece jül bölü kilogram biriminde yazacaksa küçük V çıkan olarak yazabiliriz. Şu oran buna eşit. Burası bu şekilde. O zaman bize H1 lazım. Giriş bilgileri çerçevesinde H1'i bulmayı biliyoruz. T1'i bulmayı biliyoruz. Tamam. 1 ile 2 arası izantropik verim verilmiş. Soruda verilmiş. S1 eşittir S2 yaklaşımı ve izantropik verim yardımıyla gerçek H2'yi bulacağız. Bak burası önemli. Şu iki bilgiden şunları buluyoruz. Giriş için ama çıkış için veriler eksik, ama izantropik çalışsaydı bu sistem izantropik verimi şu olurdu diye burada vermiş adam. 1 ile 2 arası, 2 ile 3 arası izantropik verimler verilmiş. O zaman 1 ile 2 arası çalışıyorsak önce izantropik kısmından yararlanalım. P2 800 vermiş. İzantropik çalışıyorsak S2 eşittir S1. Bu bilgiler kapsamında şuraları çalıştık, çok halledersiniz. H2 S'yi, yani izantropik özgül entalpiyi sayısal olarak elde ettik. Tamam. Elimizde bir de izantropik verim eşitliği var. H1 eksi H2 A bölü H1 eksi H2 S. Şunun sayısal değeri belliyse burada bir tek bilinmeyen H2 gerçek var. Onu da sistem için bu eşitlikten çekeriz. 2734, 2744 gerçekte değer bu. O zaman arkadaşlar P2 800 kilopaskaldı. H2'yi biz yukarıda izantropik çalıştık da gerçek H2 cinsinden alırsak sayısal değeri bu. O zaman 800 kilopaskal için H'leri ele alıp bu gerçek H2 kapsamında hangi bölgede olduğumuzu tespit edebiliriz. Gerçek için şimdi durumu yapıyoruz. Gerçekte ıslak buhar bölgesini düşüyoruz. O zaman X2 belli bir değerde, onu yukarıdan H eşittir HF artı X2 HFG'den buluyoruz. S2 eşittir S2 A gerçek değer olacak. O zaman yine tablodan buraya yazmamışız. SF ve SFG'yi bulup kuruluk derecesine çarptığımızda S2 gerçeği de buluyoruz. Benzer yaklaşımı 2-3 arası için yaparsak arkadaşlar, benzer yaklaşım.
Burada sayısal değerler benzer şekilde bulunuyor. Bak 2-3 arası için türbinin yine izentropik veriminden gerçek değerleri buluyoruz. Bu çerçevede V çıkan hesaplanacak. Gelelim buraya. Bu çerçevede V çıkan arkadaşlar yukarıda şu eşitliği elde etmiştik. Gerçek değerleri bulduk şimdi. Ben buraya matematik olarak yeniden düzenlemişim. H1-2 artı 0.94 H2-3 olarak da yukarıdakini yazabiliriz matematik olarak. Böyle yazabilirsin. İstersen yukarıdan devam et. Sorun değil. Arkadaşlar bunların sayısal değerleri var. Tamam. Buradan 810 kJ bölü kilogram giriş. Giriş debisi, giriş kütlesi çerçevesinde bunu bulduk. Neden? Çünkü arkadaşlar hani sorular önemli. Çıkışta ikiye ayrılıyor. Biz giriş debisi çerçevesinde 810 kJ bölü kilogram bulduk. Ve çıkan zaten giriş debisi çerçevesinde bulunması gerekiyor. Türbin için bir genel verim analizi yapalım. İzentropik verim analizi yapalım. O zaman tüm türbin için yazarsak arkadaşlar H1-H2 artı 0.94 kadar H2-H3. Şurada 0.94'ü ondan yapmışım zaten şurada. Burası da H1-H2S artı 0.94 H2-H3 S olarak yazılabilir. Biz hem 1-2 hem 1-3 için izentropik verimleri verip şuradaki 810'u sağlayabildik. Ama tüm türbin için genel olarak izentropik verim 0.95 çıkıyor. Grafikler de bu şekilde sabit entropide çalışıyorsak 1'den 2'ye bu şekilde, 3'e bu şekilde geliriz. Ama gerçek durumda şu şekilde geliriz TS diyarımı için. Bak burada ıslak buhara düştü. Yine burada ıslak buhara düştü. Burası kızgın buhar. Bulduğumuz sayısal değerler veya sonuçlar yani nerede olduğumuzu zaten kesin söylüyorum. Arkadaşlar bugünkü dersimizi bitirdik. Dediğim gibi entropiyi işlemek zorundaydık. Hepsini işlemek zorundaydık. Bugün hepsini hallettik. Yaz okulumuz bitti. Yaz okuluna katılan bütün arkadaşlara teşekkür ederim. Birlikte 100 kişiye aşkın öğrencimiz var. Yaz okulumuzda birlikte bu dersleri yaptık. Ben özenle dersleri hazırlamaya ve anlatmaya çalıştım. Arada ufak tefek hatalar yaptık. Onları zaten söyledik. Ama size yararlı olmak açısından tecrübeler kapsamında konuyu anlattıktan sonra özel sorular seçtim. O özel sorular içinde öğrenmeniz gereken her türlü bilgi var. Final ödevine kadar süremiz var. Bu anlattığımız her şeyi kısaca tekrar ederseniz elinizde yazılı bilgiler de var. Finalde başarısız olmamanız mümkün değil. Ama anladığım kadarıyla yani pek çalışmıyorsunuz. Sadece ben anlatırken bazılarınız dinliyor. Bazılarınız yine hiç dinlemiyor. Ve sonuçta yazılı bilgileri de pek sistemde kimin hangi yazılı bilgi açıp kapadığını ben görebiliyorum. Yazılı bilgilerin de hepsini şöyle bir bakıp da inceleyen pek görmedim yani. Ama son uyarımız bu şekilde olsun. Sonuçta çalışırsanız başarı gelir. Ben öğretim üyesi olarak elimden geleni yapmaya çalıştım. Hocam her şey için teşekkür ederiz de bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Final öncesi hani böyle uygulama sorusu tarzı bir şey koyma şansınız var mı giderse? Var elimde çok soru var. O kadar güzel olur ki hocam o kadar böyle teşekkür eder minnettar kalırız ki size. Tamam hemen ben notumu alayım. Bu özellikle son işlediğimiz konular finali ilgilendirecek. Bunlarla ilgili geçmişte ne sordusam örnek soru da koyacağım. Şimdi notumu alıyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ama şunu da söyleyeyim. Hani örnek soru koyacağız sonuçta. Ama benim çözdüklerim, bu sisteme yüklediklerim de yeter. Anladım hocam. Aldım ben mesajı. Sağ olun. Tamamdır. Tamam. Arkadaşlar bakayım chatte soru var mı? Arkadaşlar herkese teşekkürler. Arkadaşlar hocam benim bir şey söyleyecektim hocam da. Final sınavı tam cuma namazına denk geliyor da hocam bir saat sonra başlatma gibi bir imkanınız var mı sınavı? Ya var. Bir arkadaşınıza 13'te başlatacağım dedim. O arkadaşımız bizi şimdi dinliyorsa onun için sorun yoksa 14'te başlatabilirim. Tamamdır hocam. Çünkü bir arkadaşımız seyahat edecekmiş. Bir veya birkaç kişi şu anda hatırlamıyorum.
onlarınla konuşmalarımıza göre sınav saatini 1 olarak ilan ettim. Ama dediğim gibi bütün arkadaşlar bana e-mail ile saat 13'ü isteyen arkadaşlar saat 14 olabilir diye yazarsa 14'ü alırım. Zaten süremiz var, onu ben ayarlarım. Tamamdır hocam, sağ olun. Arkadaşlar son kısa sınavımız. Onu da açtım. Biraz sonra sistemi kapatacağım. Bu kısa sınavı da siz lütfen değerlendirin.